İyi akşamlar. Haber Global'de başka gündemle karşınızdayız. Bu akşam sağlığın ve mutluluğun formülünü konuşacağız. Sağlığa ve mutluluğa nasıl erişeceğimizi konuşacağız. Tabii ki hangi alanda? Tıp alanında. Özellikle sağlık deyince aklımıza gelen genellikle iki farklı nokta var. Biri modern tıp, o kimyasal denilen ilaçlarla yapılan tıp olarak en azından bir kesim tarafından adlandırılan. Diğeri ise bitkisel çözümler. Peki hangisiyle daha mutlu ve sağlıklı oluyoruz veya birbirinin alternatifi mi değil mi? Alternatif kelimesine özellikle tıp dünyası karşı çıkıyor. Konu bitkisel çözümler, fitoterapi olunca. Ama bugün sadece o bitkisel çözümleri konuşmayacağız. Sağlık ve mutluluk yolunda beslenmeyi de ana başlıklardan biri yapacağız. Siz de programa başka gündem etiketiyle hem Twitter'da hem de Instagram'da paylaşımda bulunarak katılabilirsiniz. Peki kimlerle konuşacağız? Bugünkü uzmanlarımız kimler? Hanımefendiyle başlıyorum tanıtmaya. Fitoterapist Doktor Elif Güveloğlu bir kez daha bizimle birlikte. Yanında Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Yaser Müslümanoğlu var. Sol tarafında onkoloji uzmanı Profesör Doktor Can Peza Sezgin ve yanında gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu yer alıyor. Sizler de hoş geldiniz hoş programa. İlk soru hepsinden önce işin biraz da felsefi tarafıyla ilgili olsun istiyorum. Mutluluğun ve sağlığın formülü. Şimdi bunu nasıl sağlayacağız? Yediğimiz içtiğimizle mi yoksa yaşam tarzımızla mı, hayatımızı nasıl düzenlediğimizle mi yoksa tıp söz konusu olduğunda, sağlığımız bozulduğunda modern tıbba mı, bitkilere mi döndüğümüzde arayacağız o sağlığın, mutluluğun formülünü. İlk soru böyle olsun ve yine hanımefendiyle başlayalım istiyorum. Elif Hanım buyurun. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımını çok seviyorum ben. Bedensel, ruhsal hatta sosyal olarak iyi durumda olma hali diye özetler. Evet, içinde mutluluk da var yani. Mutsuz bir insana sağlıklı diyemiyoruz o yüzden. Zaten ruhla beden bir bütün. Belli bir süre sonra mutsuz insan bir takım hastalıkları da davet ediyor bedenine ve mutsuz bir bedene dönüşüyor zaten. Ruhla beden bir bütün diyen bir hekimim ben ve hastalarımda da beslenme konuşacağız. Fonksiyonel beslenme kadar ruhsal dinginlik ve mutluluğu da önemsiyorum. Zaten biz hekimler ister önemseyelim ister önemsemeyelim. Meslektaşlarım da kendi hastalarında görüyorlardır. Mutlu hastanın, kendiyle barışık hastanın daha çabuk iyileştiğini görüyoruz zaten. O yüzden çok güzel konular. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah güzel bir program olacak. Keyifli bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Ahmet Yaser Hocam. Evet, öncelikle yine böyle bir fırsat tanıdınız. Çok son yıllarda spekülatif konular bunlar. En azından doğru bilgilendirme açısından bu toplantıları önemsiyorum. Önce cevap vermeden önce bu programı izleyen hastalarımız bizim buradaki konuşmalarımızdan sonra normal tedavilerine devam etmelerini öneriyorum ben. Ama tabii ki doktorlarına danışarak bazı modifikasyonlar, bazı düzenlemeler yapılabilir. Ama buradan yanlış bir mesaj da çıkmamalı. Sizin de sorduğunuz gibi tabii Batı tıbbı dediğimiz, bizim hepimizin okuduğumuz üniversitelerdeki tıp 250-300 senelik kanıta dayalı tıp felsefesi altında yaptığımız işler. Bu şekilde doktor olduk ama bir yıllardır, asırlardır bir de geleneksel tıp var. Geleneksel tıp ve bu da son yıllarda oldukça, son iki dekatta oldukça fazla revaçta. Yani daha ilgi çekecek bir kelime olarak moda durumunda. Şimdi burada biz olayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sizin de sorduğunuz gibi mutluluğun ve sağlığın formülü. Doktor Hanım söyledi, hakikaten Dünya Sağlık Örgütü'nün %100 kabul edilmesi de bile fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali diyoruz. Fiziksel bir sakatlık olabilir ya da hastalıklar olabilir. Bunların tabii çeşitli alt grupları da var. Fizikselde, fiziksel durumun yanında o sakatlıklar olabilir. Ruhsal durumda o kişinin yaşadığı çevre, aile, ortamı, kendine güvenme dediğiniz gibi kendiyle barışık olma önemli. Sosyal çevrede tabii gene çalıştığı işten tutun da hele şu ortamda sosyal medyanın çok etkin olduğu bir dünyada bu üçünü bir araya getirip sağlıklı olabilmek zor. Ve bir de
son yıllarda, son 20-30 yılda hastanın profili de değişti. Hasta tabii sabırsız, bir an evvel iyi olmak istiyor. Yani eski tabirle tevekkülü yok. O bakımdan bu da tabii hastaları yeni arayışlara ve doktorları yeni arayışlara yönlendiriyor. Bir diğer başlığınız da mutluluktu. Evet. Tabii mutluluk da hem sağlık hem mutluluk, özellikle mutluluk çok göreceli bir kavram. Yani kendimce şöyle söylüyorum, şöyle bir tanımlayayım. Hastanedeki böyle mutsuz arkadaşlara da onu söylüyorum. Bir yoğun bakıma geçelim, bir orada bir bakalım. Hani burada olmadığımız için mutlu olmamız lazım. En azından böyle başlayalım. Çok parası olan bir adam mutsuz olabilir ama az parası olan, kendiyle barışık bir insan mutlu olarak addedilebilir. Hele şimdi dünyada baktığımız zaman Batı bloku, Afrika ve Uzak Asya'ya baktığı zaman mutlu olmaması için bir sebep yok. Ama mutluluk ve sağlık birlikte çok önemli. Hastalıkların bir de iyilik ve kötülük hali var. Buna göre bütün hücreler etkileniyor. Her gün ağlayan bir adamda ya da hastada onun hasta olması çok kolay. O bakımdan mutluluk ve sağlık önemli. Bugünkü konularda da bunları tartışacağız inşallah. Mutlu olmak için önce bakmak, baktıktan sonra görmek gerekiyor hocam. Tabii ki. En basitten ifade ettiğiniz gibi yoğun bakımdaki hastaların durumuna bakıp evet, da oradaki gerçekliği görmeyip kendi küçücük mutluluklarını veya çok büyük mutluluklarını farkında olmayan evet, insanlar var. Yani mutluluk da zor bir kavram. Şimdi mutluluk zor ama az önce Yasir Hocam dediniz ki sağlıklı olmak da zor. Neden zor? Can Feza Hocam size sorayım. Üstüne ekleyelim. Tabii şimdi ben mutluluğa şöyle bir kavram getireyim. Tabii mutluluğun temeli, ben hani ekonomik koşullara hiç bağlamıyorum. Sosyal evet önemli ama biliyoruz ki bazen eğitim düzeyi açısından, hani endüstriyel toplumda eğitim düzeyi açısından en geri kalmış bölgelerde bile, gelirin en düşük olduğu bölgelerde bile insanların çok mutlu olabildiğini görüyoruz. Ve daha pozitif olduklarını görebiliyoruz. Bu sevgi ve iletişimin paylaşıldığı toplumlarda, özellikle bireyin sevgi içinde büyüdüğü ortamlarda ve öz farkındalık ve öz saygının, öncelikle kişinin kendisine saygı ve sevgisinin olması, narsizm değil. Yani o ayrı bir konudur, patolojik bir boyuttur ama kişinin kendisini sevmesi ve sayması ve öncelikle kendi vücudunu tanıyıp hayatını ona göre dizayn etmesi, haddini bilmesi, sağlığını koruması yanında mutluluğun da temellerini oluşturur. Tabii günümüzde sağlıklı kalmak biraz zor. Asıl soruya gelelim. Neden? Şimdi ben hep İstanbul örneğinden, ben İstanbul'u çok seviyorum, İzmirliyim ama hani 4. yılımda İstanbul'u sevdim ve İstanbul'a aşığıyım şu an. İzmir'e gidiyorum, İzmirliler de gücenmesin ama hani yaşadığım ortama adapte oldum. Ama şöyle bir şey, şimdi endüstriyel hayat dediğimiz bir tabir var. İşte o eski çağlardaki avcılar, avcılar, sonra toplayıcılar vesaire. Şimdi endüstriyel hayata geldik. Tabii insanlarda şimdi çok ciddi bir rekabet var. İnsanların istekleri arttı. Karşılaştırabilir farklı istekler ortaya çıktı. Ve bunlar da insanların karşısında çok ciddi mukavemet etmesi veya direnç göstermesi gerektiren sorunları getirdi. Bir kere yeme içmeye daha az zaman ayırdı insanlar. Fast food tarzı beslenmeye veya ayaküstü atıştırmaya çevirdiler işi. Bu da işlenmiş gıdaların ve artan nüfusun da sağlıklı beslenir. Sağlıklı derken enfeksiyon kaynağı odağı olmadan, en azından o kısa orta vadede hayatlarını riske etmeden beslenmeye yönelik endüstriyel gıda beslenme tarzını getirdi. Nüfus artmasıyla beraber ve insanların çevreyi bilinçsizle kirletmesiyle beraber, siz ne kadar dikkat etseniz de içme suyunuz çok iyi olsa bile, yediğiniz gıdaları, sebzeleri, meyvelerin yetiştirildiği tarlalardaki yeraltı sularının kirliliği, balıklarımızın ağır metalle kirlenmesi, çevresini, bizim şehirlerde yaşadığımız şehirlerde çevresel faktörler, biraz da giriyoruz çıkıyoruz sağdan soldan sigara veya işte farklı kimyevi dumanları soluyoruz. Gidiyoruz iş yerlerimizde, rekabet var, stres var, bir sürü sorunlarla mücadele ediyoruz. Akşam eve geç gidiyoruz. Gündüz çalışırken yeterli hareketi birçoğumuz yapmıyor. Beyaz yakalı toplumun, Türkiye'de de mesela artık insanların çoğu beyaz yakalı, masa başı, önemli bir kısmı masa başı çalışıyor ve hareketimiz az. Egzersiz yapacak zamanımız yok. Şehirlerimizde egzersiz veya egzersiz bırakın yürüyecek açık alan, insanların rahatça gün içerisinde ulaşıp yürüyebileceği bir yeşil alan çok kısıtlı.
Ve akşamlar eve gittiğimizde geç yemek yeme, yemekten sonra belli bir saat geçmesi lazım. 8'den önce yemek yiyip en az 2 saat geçtikten sonra yatmamız lazım. Gece uykumuzun iyi olması lazım. Halbuki son araştırmalar birçok insanın, özellikle kadınların, sosyal medyada, cep telefonlarında veya işte bilgisayarda çok fazla vakit geçirdiğini, melatonin hormonunun dengesinde bozulma gibi, böyle bir sağlığımızı bozacak o kadar çok şey yapıyoruz ki. Aslında bir de şöyle bir şey var. Ben hep soruyu tersten soruyorum. Ya insanoğlu da ne kadar mükemmel bir yaratılış var ki neden hasta olmuyoruz ben? Çünkü gerçekten hasta olmak için biz vücudumuza her şeyi yapıyoruz. Bütün bu anlattıklarınızla hasta olmamak mucize zaten. Mucize. Yani biz yine evet maçı idare ediyoruz ama belli bir yerden sonra da işte belli yaşlardan sonra, şimdi artık çocuklarda özellikle mesela İngiltere'de yapılan bir çalışma var. Çok dramatik, vurucu bir çalışma. İngiliz çocukları dışarıda geçirdikleri bir haftalık zamanı hesaplamışlar. İngiliz hapishanesinde bulunan bir mahkum çocuklardan daha fazla volta atıyor. İnanılmaz bir şey. Ve ben hani kendi çocuğuma da bakıyorum ve gerçekten de öyle. Yani biz hepimiz çocukken çok iyi oyunlar oynadık, koştuk, eğlendik falan. Şimdi çocuklarımız, ben yine bir endüstriyel tutsaklığa doğru, evet bilgisayar, bilişim sektörü çok güzel ama insanları bir odanın içerisine mahkum etti ve şöyle bir sorunla da karşılaştık. İnsanlar daha fazla, daha hızlı tüketir. Her şeyi çok hızlı tüketir oldu ve çok daha fazla çabuk isteklerinde değişmeler oldu. Ve bütün bunlara baktığımızda da gerçekten biz niye hastalanmıyoruz? Hocam şimdi konuşmaya başlarken dediniz ki 4 yıldır İstanbul'dayım. İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'a aşığı oldum. Şimdi konuşmanın başında anlattıklarınız ve sonra İstanbul'a dair yaptığınız özet aslında İstanbul'a aşık olmamanız gerektiriyor. O da ayrı bir şey. Nedenini şöyle söyleyeyim hocam. Adaptasyon. İnsan vücudu, yani insanda Rabbimiz ortamlara adapte olma yeteneği vermiş. Zaten adapte olursanız yaşarsınız. Adapte olamazsanız yaşayamazsınız. Hani doğduğunuz değil, doyduğunuz şeydir. Ben İstanbul'un güzelliklerini görüp o şekilde yaşama tarzını benimsedim ve mutluluğu yakaladım. Yoksa İstanbul'dan kalkıp yine İzmir'e geri dönmek lazımdı. Tersine göçüm. İzmir var elinizde. Evet. Metin hocam buyurun. Tekrar ben de hakikaten çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte Haber Global'de olmak çok güzel. Bizim diğer hocalarımla beraber. Şimdi önce şunu dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de bilsin. Mutsuzluk sırf Türkiye özgü değil. Türkiye'deki bir mahalle, Osman, atıyorum Gazi Osman Paşa'ya, Bağcılar'a, Bahçelievler'e, benim oturduğum Topkapı özgü bir olay değil. Mutsuzluk şu an küresel boyutta yaşanıyor. Bunu basit hemen bir çalışmayla söyleyeyim. Örneğin 9 Avrupa ülkesinin yeni katıldığı bir çalışma var. Biz hangi diyeti yaparsak, düşünün nereden medet ummaya başladık, hangi beslenme tarzını yaparsak, uygularsak daha mutlu oluruz diye başlanmış bir çalışma. Ve ortak sonuç şu, Akdeniz tipi diyet uygularsak, biraz sonra detaylarına hep beraber ineceğimiz olan, daha mutlu olacağımıza dair kanaat oluşmuş bu çalışmanın sonucunda. Ve depresyonumuz azalacak diye de sonuç bağlanmış. Biraz daha geriye gideyim müsaadenizle. 18-19. Yüzyıllarda biz endüstrileşmeye başladık. Ve bu endüstriyle birlikte, bu Zimmel'den alıntı şu an benim söyleyeceklerim. Zimmel çok ünlü bir filozof. Onun yazdığı şey şu. Endüstrileşme oldu. Her şey hızlandı. İnsanların hayatı kolaylaşacak gibi geldi. Esasen öyle olmadı. İşimiz daha da zorlaştı. Ne oldu? İş kaygımız başladı. Ekmek kaygımız başladı. Stresimiz arttı, zaman kontrolümüz bozuldu. Bu cep telefonları işlerimizi kolaylaştırıyor mu? Hiç de kolaylaştırmıyor. Patron bir mesaj atıyor, anında istiyorum diyor. 15 dakika sonra kongreye göndereceğimiz abstrak hazır olsun diyor. Yani daha da esasen bilgisayarın icat edilmesi, kullanılması, arabaların daha hızlı alması, asansörle bir yere gidip gelmek, Can Feza hocamın dediği gibi egzersizi azalttı, fiziksel kapasiteyi azalttı. Ve sonuçta ne oldu? Zimmel'in dediği şey şu, ünlü filozofun. Metropolitan hayatının getirdikleriyle biz esasen kırsal kesimin bize vermiş olduğu şeylerden uzaklaştık. Nedir onlar? Kırsal kesimde bir duygusallık var. Kırsal kesimin kendine özgü bir değer verdiği, değer yargıları vardır. Metropol, hayatı sürmeye siz başladığınız anda zamanı daha etki kullanmak adına kalbinizden uzaklaşıp daha ziyade beyinlerinizle ve nöronlarınızla, yani sinirlerinizle düşünmeye başlıyorsunuz. Küçük bir örnek veriyor yine. Karşıdan karşıya geçerken örneğin arabalara dikkat ediyorsunuz, ışıklara dikkat ediyorsunuz, ezilmemeye dikkat ediyorsunuz. Bu bile sizin bütün nöronlarınızla, sinir hücrelerinizle reaksiyon vermenizi gerektiriyor.
Esasen endüstrileşme, metropol hayatına geçiş işimizi zorlaştırdı. Kronik hastalıkları daha çok yakın olduk. Belki hani bu ilaçlar ve diğer şeyler ömrümüzü uzattı. Ama önlenebilir kronik hastalıkları açık hale geldik. Yani yaşıyoruz. Daha uzun yaşıyoruz ama mutsuz yaşıyoruz. Sürünüyoruz resmen. Ya da sağlıklı yaşamıyoruz. Sağlıklı yaşayamıyoruz. Burada şöyle de ilave edebiliriz aslında. Tabii sağlık tanımları yapıldı. Çevrenin çok etkili olduğu yaşadığımız yüzyılın etkileri. Tabii burada bizim düzeltebileceklerimiz var, düzeltemeyeceklerimiz var. Can Pezal Hoca'nın da dediği gibi. Yani biz şimdi bu toplantılar, bu konuşmalar, son yıllardaki düşünce bir hayat tarzı değişikliğine oynuyoruz şimdi. Hayatımızı değiştirmek üzere oynuyoruz. Tabii bunu entelektüel seviyesi ve sosyo-kültürel seviyesi ve biraz daha parası pul olanlar diyelim, daha böyle bir heyecanla uygulamaya çalışıyor. Televizyonlardan, efendime söyleyeyim, telefondan uzak, hatta kendi odalarında bile tropikal iklimi veren klimalarla ve karanlık bir ortamda, melatoninin daha iyi salgılanması açısından kendilerine ayrı bir dünya kuruyorlar. Ama ana hedef şu, biz hayat tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. En basit örnek, erken kalkıp erken yatacağız. Güneşte kalkıp güneşte yatacağız. Tabii çok zor bu da ama bütün vücudun bir sirkadiyen ritmi var. Hormonlar onlara göre şey yapıyor. Can Fızal'ın dediği gibi çocuklar şimdi gece saat 11, 2'lere, 3'lere kadar chatleşmeler. Bu bitmiyor, bu sosyal medyanın işi. O kadar çok uyaran var ki. Biz buradan kendimizi kurtarıp nasıl daha hareketli, her telefonda vardır şimdi, bugün kaç adım attın? Kaç merdiven çıktın? Tamam da bu adım atmak nabzın yükselmedikten sonra vücuda da pek fazla bir şey yapmıyor. Bir tempolu bir hareket gerekiyor. İşte bu programlar belki daha bir bilgilendirmeyi sağlayıp birazcık insanların hayatına bir katkı verebilirsek mutlu olacağız. Mutluluğun da bir sırrı bu yani. Keşke verse. Evet. Şimdi az önce Metin Hocam işte diyetlerden bahsetti. Hani mutluluktan demişken işte diyet adı altında işte o menülere, yani yemeklere, yediğimiz içtiğimize gelelim. Çünkü öyle veya böyle yediklerimiz bizi mutlu ediyor. Yani bu tartışılmaz bir gerçek. Tabii tercihimizin ne olduğu önemli. Şimdi belirli diyetler var. İşte Akdeniz diyetini ifade etti az önce Metin Hocam. İşte son dönemde adını sıkça duyduğumuz ketojenik diyet var. Vegan var, vejeteryan var. Ve her birini kimileri işte rahatsızlandığında tedavisine destek olmak için uyguluyor veya ağırlıklı olarak biliyoruz ki kilo vermek için uygulanıyor. Ben Akdeniz diyetiyle başlamak istiyorum. Şimdi içine baktığımız zaman aslında her şey var. Bize de uygun. Yani bizim coğrafyamızda yetişen, yani hem bitkiler hem tahıllar veya hayvanlar hepsi var içinde. Ama biz bir şekilde bunu uygulayamıyoruz ki ya mutlu olamıyoruz ya sağlıklı kalamıyoruz. Problem nerede? Oradan başlayalım Elif Hanım. Önce Ahmet Bey'in bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani insanlar artık yatak odalarındaki havaya bile bakıyorlar derken, dünyada api air diye bir şey son dönemde api terapide var aslında. Arı havası, arı kovanındaki havanın iyileştirici, anti-aging'den anti-kanser özelliklere kadar iyileştirici etkisi olduğu görüldü. İnsanlar artık belirli düzeneklerle uyudukları odaya arı kovanındaki havayı bile artık belirli bir kesim kullanıp daha mutlu uyumak. Yasir Hocam'ın da özel ilgi alanıdır arılar. Ve gençleşerek uyanmak peşindeler. Evet, bir grup insan bunu yapabiliyor ama işte orta halli, belki fakir, belki orta halli Anadolu insanı nasıl bunu yapacak? İşte artık bahçesinde bir şeyler yetiştirebilir. Belki bir arı kovanı olabilir. Neden olmasın? Köylerde insanlar yapıyor bunu gibi. Hani biz ne yapabiliriz? Neyim var? Balkonum mu var? Balkonumda nane yetiştirebilirim, fesleğen yetiştirebilirim, bahçem varsa daha fazlasını yapabilirim gibi. Hani mutluluk dedik ya, olanı en iyi kullanmak. Öyle bir o api air, arı havasından da bahsetmek istedim. Gerçekten dünya bu konuda güzel gelişmeler de var, uçuyor. Yani bir de maliyetini de söylesek, hadi o zaman kimlerin kullanabileceği ortaya çıkar. Aslında yani şaka değil. Türk insanı çok akıllı. Ama çok akıllı, o düzenekleri kendileri
terapileri yapıyorlar. Hatta işte yapan birkaç kişiyle tanıştık apiterapi kursunda. Yani sonuçta bir şekilde o düzeneyi kuranlar da var Türkiye'de de. İşin içine ticareti sokmadan herkes ticareti kendisi yapabileceği hale gelirse evet, o zaman faydalı evet, yoksa çok genişlikle ulaşma ihtimali düşük. Beslenme deyince de ben kendi alanımdaki, burada fitoterapist meslektaşlarım da var tabii, fonksiyonel beslenmeye değinmek istiyorum. Bu functional food science, fonksiyonel beslenme bilimi tıp literatürüne 1999 yılında Dr. Robert Freud ile girdi. Hastalık riskini azaltıcı ve belirli hastalıklarda tedaviye yardımcı olan molekülleri içeren gıdalar demek. Listeler halinde değil, işte şu diyeti, bu diyeti gibi değil. Örnek veriyorum, kanserde fonksiyonel beslenme nedir? İşte bazı hücre deneylerinde, hayvan deneylerinde belirli kanserlerin oluşmasını, ilerlemesini, hatta metastaz yapmasını engellediği gösterilen bazı molekülleri içeren besinler de var. Bitkiden önce besin var. İşte bunları biz mutfağımızda kullanarak Can Feza Bey'in dediği gibi bu kanserojen denizinde yüzdüğümüz halde kanser olmamayı başarabiliyoruz. Aslında besinler, evet besinler de artık bir miktar kirli ama yine besinleri kullanarak kanserden korunuyoruz. Aslında bunlar da besinlerin kendilerini korumak için saldıkları moleküller, fitoaleksinler diyoruz biz buna. Mesela portakal kabuğunda bazı maddeler biriktiriyor. Aslında bunlar fitoaleksin dediğimiz kendini korumak için. İşte üzüm aynı şeyi yapıyor kendini korumak için. Nar böyle kereviz soğukta oluşturduğu moleküllerle kendini korurken insan da bunları tüketerek yine kendini koruyabiliyor. Buna fonksiyonel beslenme diyoruz. Zamanımız el verdiği kadar bunlardan örnekler vermek isterim. Yani evet kanserojen denizinde yüzüyoruz. Evet artık çok daha fazla tehlikeli bir ortamda yaşıyoruz ama işte Can Feza Bey'in dediği gibi yine hala çok şükür çoğunluk kanser değil. Aynı havayı soluyup aynı suyu kullandığımız halde bu nasıl oluyor? Bir, beden aklı, bedenimizde DNA tamir mekanizmalarından kanser hücrelerini vücuttan atan hücrelere kadar basamak basamak bir dolu savunma mekanizması var. Aslında bizim bu bütün savunma mekanizmalarını kırıp kanser olabilmemiz bir marifet eğer genetik bir sıkıntımız yoksa. Çünkü her gün hani deniliyor ya her gün birkaç hücremiz kanserleşiyor. Bu doğru gerçekten patolojide bu doğru. Her gün birkaç hücre kanserleşmeye ilk adım olan mutasyon dediğimiz genetik değişime uğruyor. Ama bedenimizde her gün milyonlarca kez gerçekleşen DNA tamir mekanizmaları var. Eğer kansere ilk adım DNA'nın bozulmasıysa DNA tamir mekanizmalarıyla donanmış halde doğuyoruz zaten. Ve o mekanizmaları bozmadığımız sürece, beden aklını bozmadığımız sürece zaten korunuyoruz. Diyelim DNA'mız tamir edilmedi. Bir şekilde mutasyona uğramış DNA'lı hücre vücudumuzda dolaşıyor. Çünkü o kadar çok kanserojene maruz kalıyoruz ki o mekanizmaların üstünü aşabiliyor. Taşlı DNA'sı tehlikeli bir hücre patlamaya hazır bomba gibi dolaşıyor. Orada ne oluyor? İşte bir melek gen, bekçi gen denen işte P53 diye bir genimiz var. O gen bu kanserleşmeye adım atmış hücrenin çekirdeğinde birikiyor. Akıllara durgunluk verecek karmaşık mekanizmalarla çekirdekte birikiyor. O hücrenin anormal olduğunu tanıyor, birikiyor ve acil fren sistemi dediğimiz o hücrenin üremesini durduruyor. Ve bu P53 geni üstünden etki eden fonksiyonel gıdalar var. Yani evet kanser çok tehlikeli bir durum. Kanser hücreleri, akıllı hücreler işte vücudu istila ediyorlar, kolajen dokumuzu yıkıp yürüyorlar vücut içinde vesaire vesaire gibi korkunç bir tablo var ama beden aklı, bu kanser aklına karşı beden aklı diye benzetmeyle ifade edebileceğimiz savunma mekanizmaları var basamak basamak ve tabiat aklında bu basamakları aktive edecek yardımcılar var. Bunları bilimle birbirine ulayıp korunacağız. Şimdi ben Akdeniz diyetinden başladım Elif Hanım. Kanserle o fonksiyonel beslenmeyle diyet, devam evet. etti. Evet. Akdeniz şimdi, diyetinde de var Akdeniz fonksiyonel var. Gıdalar. Şimdi ben size ekleyerek geleceğim Can Feza Hocam. Şimdi sizin bu kanserde doğru bilinen yanlışlar kitabınızda yanıltıcı efsaneler diye sıraladığınız maddeler var. 103 tane de madde var. Evet. İçlerinden bazılarını özellikle not aldım. Şimdi fonksiyonel gıdalar demişken bazılarının özellikle altını çizmek gerekiyor. Çünkü onlar işte muhtemelen işte bu tedavide, tedavi yöntemi olarak işte fonksiyonel gıda diye kullanılanlar. Örnek vereceğim bir iki tanesini.
İşte buğday çimi kanser tedavisinde çok etkilidir. Veya dondurulmuş limon kabuğu işte en güçlü ilaçtan daha fazla kanser hücresini öldürür. Kenevir yağı kanseri tedavi eder. İşte köpek balığı, kıkırdağı, mavi akrep zehri, zakkum ya da işte şifalı bitkiler, çaylar. Bunlar evet. da kanser tedavi oluyor. Şimdi bunlar fonksiyonel gıdalar mıdır, değil midir? Tedavi eder mi, etmez mi? Yoksa normal bir tedavinin yanında sadece işte o kemoterapinin veya radyoterapinin etkilerini belirli ölçüde azaltan unsurlar mıdır veya takviyeler midir? Yoksa sadece efsane midir? Hocam başlamadan önce ben bir araya girip Elif Hanım'ın dediklerine birazcık bir şey yaparsam bu konuşmanın temel olursa orası daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Müsaade eder misiniz hocam? Hani ortam bir lütfen. Yumuşak yani böyle bir kavga gürültü yok en azından. Yok zaten kavgalık değil hocam. Evet yani birbirini tamamlayan konuklar var. Burada bir stres oluşturmuyoruz. Yani hem stresin sıkıntılarından bahsediyoruz bir de bizi izleyenlere de stres vermeyelim. Şimdi tabii çok patofizyolojisine ve çok derinine indi doktor hanım. Ama şöyle yapalım. Şimdi Akdeniz diyeti yok, o diyet yok, bu diyet. Ama buradaki en önemli nokta mesela Çinlilerin beslenme tarzı, bizim Akdeniz'in beslenme tarzı, Amerika'daki fast food'la beslenme tarzı, bütün bunların sonucunda şu geliyor. Hipokrat demiş, besininiz ilacınızdır, ilacınız da besindir demiş. Yani beslenmenin ne kadar önemli olduğunu 2500-3000 yıl önce Hipokrat bunu belirtmiş. Şimdi buradaki önemli nokta az yemek ve çok hareket etmek. Yani vücuttaki bizim bu kalorisi yüksek ama vücudumuza fazla da yaramayan işte diyelim fast food gibi, patates kızartması gibi, efendim bizim demin bizim program yapımcımız ben çok cips yiyorum diyordu mesela bunlar. Vücudumuza aslında bir kalori veriyor ama hep serbest oksijen radikallerinin artmasını sağlıyor ve vücutta bir kötü etkeni olan ve hücreleri kanserleşmeye yönelik olan hücrenin artmasını sağlıyor. Ama ana hedefimiz hangi diyeti yaparsak yapalım az yiyeceğiz ve hareket edeceğiz. Çinlilerle bizim çok iki sefer üst sefer Çin'e gittik. Çin'dekiler geldiler Türkiye'de bizim hastanede bir baktılar. Ya dediler ki biz Türkiye'ye geldik bu kadar sizlerin kilolu olduğunu biz hiç tahmin etmiyorduk. Ve her yemeğinizde de çok ciddi zehir yiyorsunuz dediler. Allah Allah nasıl zehir yiyoruz dedik ondan sonra. Ya her yemekte tatlı olur mu dediler. Ama Türkiye'de kaymaklı ekmek kadayıfından tut da baklavaya karşı kadar çok etkili. Bizim şimdi anlatılacak çok etkili vücudu bozan, bu sistemi bozan yiyeceklerimiz var. Bunları azaltmamız gerekiyor. Hangi diyet olursa olsun az yiyip çok hareket etmek ana fikir. Onu söyleyeyim hocam da üstüne tabii. devam etsin. Sağ olun hocam. Buyurun. Şimdi hocam tabii orada kanserde doğru bilinen yanlışlar kitabını yazmaktaki amacımız insanların bilinçlenmesi, doktorlarımızın bilinçlenmesi. Çünkü doktorlarımızın da ciddi bir bilgi eksikliği var. Ben tamamlayıcı tıp uygulayıcısıyım ama öncelikle bilimsel tıbbı yapan bir onkoloji uzmanıyım. Ve şimdi orada bahsettiğiniz konularda yani yapılan çalışmalar şu günümüze geldiğinde gösteriyor ki evet sadece akrep zehri, sadece işte çim, bitkisel veya işte çim, buğday çimi suyuyla veya işte köpek balığı bunlarla kanserin tedavi edilemeyeceğini zaten biz yıllardır biliyoruz ama bunların bilimsel rasyonelini de ve nedenlerini de Türkçe anlaşılır bir şekilde anlattık. Şimdi insanlarımız şunu bilsinler. Bir kere ilaç sektörü bitkilere karşı değildir. Bitkisel tedavilere karşı değildir. Benim herhangi bir ilaç firmasıyla ne ilişkim var ne de diyaloğum var. Özel sektördeyim de ve hiçbir şeyim de yok. Yani arada bir hatır sorarlar o kadar. Şimdi mesela asetil salisilik asit işte bildiğimiz meşhur ilaçlardan birinin kökenidir. Yüzlerce yıldır kullanılmakta. Porsuk ağacı kabuğundan geliştirilen paklitaksel sadece içindeki etken maddedir. Ticari isim değil. Atıyorum Cezayir menekşesinden geliştirilen vinca alkaloidleri gibi deniz canlılarından yeni daha 5 yıldır, son 5-6 yıldır dünyada kullandığımız tarabektidin etken maddeli ilaçlar gibi değişik ilaçları zaten ilaç sektörü geliştiriyor. Şimdi şunu bileceğiz. Evet, buğday çimi suyu kanser tedavi edici değildir. Kuru yemiş
kanser tedavi edici değildir. Köpek balığı kıkırdağı kanser tedavi edici değildir. Ama şunu bileceğiz. Elif Hocam da fonksiyonel gıdalardan bahsetti. Ama işte yediklerimiz ilacımız, ilacınız yedikleriniz olsun, Hipokrat'ın lafı. Şu an bilimsel çalışmalar şunu gösterdi ki biz kanserde yakalanmamak için veya sağlığımızı korumak için veya kanser tanısı konduktan sonra ameliyat olduk, tedaviler olduk, iyileştik. Hastalığın tekrarlamaması için yapacağımız çok şey var. Hastanın yapacağı çok şey var. İlaç ve tıbbi tedavi sadece işin bir ayağını oluşturuyor. Asıl ayak hastanın kendisinde veya kişinin kendisinde. Mesela işte buğday çimi suyu, evet biz bazen öneriyoruz. Bulantı yapabiliyor, ishal yapabiliyor. Ama immün sistem üzerine olumlu katkıları var. Ben yan etkileri olmayan mantar polisakkaritlerini tercih edebiliyorum. Propolis'i tercih edebiliyorum. Veya farklı immün sistem üzerine etkili gıdaları, ekstrelerini tercih edebiliyorum. Çalışmalar gösteriyor ki mesela kalın bağırsak kanserli ve herhangi bir organ kanserli insanlarda vücutta o müzmin kanserleşme sürecine neden olan immün sistem hücrelerimizi boşu boşuna meşgul eden ve onları öldüren kronik müzmin bir iltihabı süreci baskılayan gıdalar. Bunlar tüketildiği zaman, ki bunların önemli bir kısmı omega 3'ten zengin ama tek tip beslenme, sadece omega 3 değil bizim hayatımız. Ağaçta yetişen kuru yemişler, ceviz, fındık, antep fıstığı gibi veya badem. Denizde bizim hamsimiz var, sardalyamız var, uskumrumuz var ve diğer işte somondur, tondur, orkinos vesaire. Bu balıkların, ya bunların haftada bir iki porsiyon bile tüketilmesi vücudumuzun aşırı o yoran iltihabi süreci baskılayıp kanserin veya başka hastalıkların tekrarlama riskini azaltıyor. Bir kere insanlar kötü yaşayıp basit işte o köpek balığı kıkırdağı veya işte buğday, yani kötü yaşayıp kendilerine dikkat etmeden, tabii ki kanser herkesin, insanın kendi suçu değil tabii ki, onu antiparantez belirtelim, ama basit şeylerle bu işleri halledebileceklerini ve kendilerine üzerine düşen görevleri kulak arkası yapabileceklerini gösteriyor. Şimdi orada insanlara şunu, evet basit efsaneler size inandırıcı gelebilir, sizi motive edebilir. Bunun evet bir pozitif plasebo etkisi vardır. Ama bu efsanelerin genel olarak yalan olduğunu, tek başlarına işe yaramadığını, hatta bazılarının köpek balığı kıkırdağı gibi zarar verebileceğini veya tıbbi tedaviyle beraber, yani ilaç tedavisiyle beraber, ki bizim ilaçlarımız arasında bitkisel ilaçlar %30-40 oluşturur, sarı kantaron alırsanız iyileşme şansınızı azaltabileceğinizi, ama tıbbi tedaviniz bittikten sonra herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, stres, endişe, depresyonunuz varsa sarı kantoronu tabii ki gıda değil de bitkisel tedavi olarak alabileceğinizi, stres seviyenizi azaltabilip bunların hayatınızı kurtarabileceğini bilmekte fayda var. Bazen evet gıdalar ilaç olmayabiliyor ama bazı durumlarda ilaçlar kadar veya tıbbi tedaviler kadar etkili olabiliyor. Özellikle kitapta bunun altını çizmek istedim. İnsanlara şu mesajı verdik. Hastalanmadan önce yapacaklarınız var. Bir kere Akdeniz diyeti, şu an dünyada geçerli en temel diyet Akdeniz diyeti. İşte ketojenik diyettir, açlık diyettir, yok detoks programlarıdır. Evet, kısmen yararı olabilir ama mesela bir detoks programına girelim. Detoks programı bana göre palavradan öteye gitmiyor, kusura bakmasınlar. Hani neden? Şimdi ağır metaller, toksik elementler, radyonüklit, sigara içtik, akciğere biz radyonüklit maddeleri doldurduk. Tütün çünkü havadaki radyonüklitleri tutan ve topraktakini alan bir bitkidir. İçimizde bunu yıllarca, 10 yıl, 20 yıl yarılanma ömrü olan ürünleri akciğerde biriktirdik. Ağır metaller nerede birikiyor? Veya pestisitler yağ dokumuzda birikiyor. Biz bunu 3-5 günlük, 1 haftalık, hadi yaptığınız 1 aylık detoksa. Yani siz ancak kendinizi kandırırsınız, bir de cüzdanınızı boşaltırsınız. Hayatın zaten sağlıklı yaşamanın temeli, evet Akdeniz diyeti bizim ülkemize özgüdür ama bir Çin'e gidersiniz, onlar da uzun yaşar eğer sağlıklarına dikkat edilen ve hastalanmayacak ağır
işte hava zehirlenmesi ve işte ortam şey yoksa, hava kirliliği çok yoksa, her yörenin kendine has bir beslenme çeşidi vardır. Dünyada da en sağlıklılardan birisi de Akdeniz diyetidir. Onun dışında diğer diyetler bazen hastalıklarda yardımcı olabilir ama mesela kanser tedavisi veya işte epilepsi hastalıklarında ketojenik diyet. Evet, beyin hastalıklarında ketojenik diyetin, otizm gibi çocuklarda, otistik çocuklarda da bazen ketojenik diyetlerin ılımlı etkileri olabiliyor. Ama neticede bu diyetler bazen yıkıcı, uzun süre yapılamayan diyetlerdir. İnsanların hastalanmadan önce sağlıklı yaşama kurallarında ve bizim coğrafyamızda da bizim toplumumuza uygun Akdeniz diyeti dediğimiz bir diyet beslenme tarzını benimsiyoruz. Niye yapamıyoruz bunu? Evet, bir maliyeti olabilir. Yani şu an belki inşallah geçicidir. Bir dalgalanma var, bir artış var, ciddi bir sorun var çarşı pazarda ama bu bir şekilde çözüldükten sonra insanların bir kere mevsiminde ulaşabileceği Akdeniz diyeti gıdaları var. Bizim ülkemizin topraklarının tekrar işlerliğini kazanıp çiftçimizin bunları yoğun bir şekilde üretip halkımıza, bakliyatımız sağlıklı protein, yok hayvansal süt veya protein tüketmeyelim, evet. Ama bakliyat tüketmemiz lazım. İşte bezelyedir, mercimektir, nohuttur, fasulyedir. Hocam lafınızı çok kısa böleyim. Yani hani Akdeniz tipi diyetin içinde işte mesela yazılanlara bakınca işte zeytinyağı, sebze, meyve, işte işlenmiş tahıllar, baklagiller, kuru yemiş, patates, balık, kümes hayvanları, az miktarda et, süt, kırmızı yumurta, eti azaltıyoruz. Evet, tabii. İşlenmiş et biraz. Yani bunlar hani dalgalanmayla zaten vesaire. Bizim bunlar zaten yediklerimiz. Yediklerimiz ama şöyle bakın. Bizim ülkemizde Anadolu'nun belli bir kesiminde kırmızı et tüketimi çok fazla. Tütsülenmiş veya yanmış et tüketimi çok fazla. Ne kadar yediğimiz önemli. Tabii miktar önemli. Mesela bizim tatlı tüketimimiz çok fazla. İnanılmaz bir tatlı tüketimimiz var. Yani belki şekerli içecek tüketimimiz çok fazla. Çocuklarımızdan itibaren başlıyor. Yani Akdeniz tipi diyeti biz maalesef kötü bir diyet. Biraz daha aşağıda reklamı çok yapılamayan bir diyet. Halbuki bunun toplumu bilinçlendirmek için sosyal katmanların her bölgesine uyabilecek rol modellerin sosyal mecralarda ve televizyonlarda halka mesaj vermesi lazım. Ve bunun bebeklikten itibaren anne baba eğitimiyle beraber bir annede başlar bence en önemli şey. Hamilelik planlamasından önce başlaması lazım ki zararlı alışkanlık, işlenmiş gıda, vitaminlerden zengin beslenme, bunlara dikkat edip daha ceninken, daha yeni rahme düşmüşken çocuğun toksik maddelere fazla maruz kalmaması, doğduktan sonra işte sezeryan olmaması, normal doğum olması, çocuğun emzirilmesi, bunların hepsi zaten oradan başlıyor işler. O nedenle burada özellikle anne babaların bir kere beslenme eğitimi mutlaka alması gerekiyor. Şu anne babalık önemli bir kavramdır. Toplumu şekillendireceğiz. Rol modellerin oluşturulması lazım. Küçük çocuklar için ayrı rol modeller. İlkokul, ortaokul, lise. Çünkü lise çocuk küçük çocuğunun rol modelini benimsemez. Kendi ebeveynini lise çocuğu benimsemez. Eğitim almaz ebeveyninden. Ama özellikle 6-7 yaşına kadar rol modellerle ve eğitim programlarıyla anne babadan da görerek bebeklerin, çocukların bu Akdeniz tipi beslenmenin ne olduğunu, çocukların da mutlaka mutfağa sokulması gerekiyor. Çocukların mutlaka mutfak bilgisinin olması, eğlenceli, işte ben hocam dedi ki fonksiyonel gıda, şu an fonksiyonel gıdalar dünyada aldı başını gidiyor. Çok basit de bir şey. Mesela menopoza giren bir kadın fonksiyonel gıda yapabilir mi? Doktoruna danışır, özel bir durumu yoksa, onun içinde belli bir karışımı var bugün, çemen otunu katar onun içerisine belli bir gramajda, günlük olarak belli bir miktarda ot tüketir. Parkinson'da, işte Alzheimer'da, kalp damar sağlığında fonksiyonel gıdalar, işte bazen zerdeçallı ekmekler gibi veya bu tür gıdalar, bunlar fonksiyonel gıdalar, şu an zaten dünyada ön plana çıktı. Herkes riskli veya olabilecek sağlık sorununa göre, ama kendisi de girmesi lazım mutfağa. Çocuğun da girmesi lazım mutfağa. Toplumu öyle kurtarabiliriz.
Şimdi Akdeniz tipi beslenmeden bahsederken, işte Akdeniz diyetinden bahsederken bizim coğrafyamıza özgü diyoruz ama işte yapılan araştırmalar var. Örneğin işte Amerika'da itfaiyeciler üzerinde yapılan araştırmada Akdeniz tipi beslenme ile işte içindeki zeytinyağı veya kuru yemiş oranını değiştirerek yaptıkları araştırmalarda onlarda da sağlık anlamında olumlu sonuçlar verdiği bir gerçek. Yani Çinliler hani bize gelip ya siz nasıl bu kadar zehir tüketiyorsunuz diyor ama o tatlı kısmını dışında bırakırsak ya soracağım işe de yarıyor aslında biraz beslenmek ki tatlı da hani makul miktarda kabul ediliyor Akdeniz diyetinde. Buyurun Metin Hocam. İzninizle önce hocamı tamamlayayım. Muhtemelen o Çinliler hastanenizi ziyarete Mart ayından önce geldiler değil mi hocam? Evet, geçen sene de olabilir. Neden de böyle düşünüyorum? Çünkü geçen gün sağ olsunlar yine kanalı gelmiştim. Erhan Bey'in konuydum. Orada Circulation dergisinde veya da benzer bir dergide çıkan son Harvard makalesini tartıştık. Oradaki ana konu şuydu benim de davet nedenim. Dünyada şekerle tatlandırılmış yani Gedeoğlu Mısır'dan elde edilen fruktoz şurubuyla tatlandırılıp yapılmış olan içecek tüketiminde şu an Çinliler dünya lideri. Amerika ondan sonra geliyor ve günlük tüketimi popülasyonu düşünün. Bayağı yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. 2 litre tüketiyorlar hocam. Günlük bir Çinli 2 litre tüketiyor. Onlar muhtemelen güncel literatürlerini takip etmiyorlar. Hasta popülasyonunu ellemiyorlar. Bizden şişman olmaları veya bize yakın olmaları gerekiyor. Bayağı var hocam tüketim. Gelenler orta yaşı geçmiş 5 üniversitenin dekanı ve rektörüydü. %5 kişiydi. 4'ü hanımdı. Hepsi böyle incecik. Bilinç seviyesi yüksek tabii hocam. Evet. Bilinçlilik yani, düzeyi yüksek. Genel olarak dediğinizde olur tabii. Bu... Yeni makale çünkü Çin'in hocam kişi başı 2 litre şekerle tatlandırılmış sıvı tükettiğini söylüyor. Klasik bildiğimiz meşrubatlardan bahsediyorum. Baklava bunun yanında çok masum kalacaktır. Bizde yarım litre. Yarım litre çok iyiyiz orada. Dünya ortalaması 90 litre. Bizde 160 litre. Çin'de 500 küsür litre. Yıllık tüketimden bahsediyoruz burada. Yine de çok iyi demeyelim hocam. Yani değil ama makul ölçülerde diyebiliriz. Şimdi esas sorunuza gireyim Serhat abi. Akdeniz tipi diyet. Diyet kelimesi güzel bir şey değil esasen. Bunu uyduran genelde Amerikalılar, Avrupalılar. Neden? Çünkü bir şeyi normlarıyla ortaya koymanız gerekiyor. Tanımlamak için üzeri bir cümle koyacaksınız. Halk güzel algılasın diye. Belki bizim pazarlamamız da iyi değil. Bunu bir Türk diyeti diye de pazarlayabilirdik. Çünkü Akdeniz diyeti Serdar Bey'in dediği gibi Türkiye'deki beslenme tarzını içeriyor. Yani tekrarlamayayım ama ufacık söylersem baklagiller. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserden kesinlikle koruyor. Ve kusura bakmayın ama hani bazıları diyor ya tüketmeyin diye. Bol meyve sebze tüketin dediği şeyi içiriyor. Sınır yok. Bol ve meyve sebze. Tabii ki kendiniz belirleyeceksiniz ölçüyü ama Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği ne kadar bol meyve sebze tüketirseniz kanserden o kadar. Kronik önlenebilir hastalıklardan, tansiyondan, diyabetten, şekerden, karaciğer yağlanmasından uzak kalırsınız diyor. Dediğiniz gibi bol baklagilleri içeriyor. Tavuk, somon, ülkemiz için sardalya, hamsi çok güzel örnek. Ve eti az tüketmeyi öğreniyor. Size karşı çıkacağım. İşlenmiş eti kesinlikle kullanmayın diyor. İşlenmiş eti kullanmamamız gerekiyor. Çünkü bu tipik Akdeniz diyeti denilen Türk diyeti. Bunu diyet diye verdiğinizde biraz korkuyor insanlar. Bunu Türk mutfağına uygulayın diyelim gitsin. Amerikalı niye böyle düşünüyor? Şimdi şöyle küçük bir Amerikan ailesine örnek vereyim size. Karı koca çocuk var. Hanım yemeği yapmıyor. Son aldığım bilgi yani yeni konuştum bu hafta arkadaşlarla. Amerikalılar da hanım yapmıyor. Genelde yemeği erkek yapıyor. Gidiyor dondurmuş gıdayı alıyor. Çıkarıyor deep freeze'den. Grillin üzerine atıyor. Eti kızartıyor. Getiriyor önüne koyuyor. Sebze yok. Meyve yok. Tipik Amerikan diyetini ölçmüşler hocam. %60 oranında böyle et falan içeriyor. Meyve oranı tüketilen %5. Sebze oranı %1'in altında. Mutfağı hanımlara bırakacağız o zaman. Yani bırakmaları gerekiyor Amerikalıların. Amerika esasen kendini kurtarmak için yapıyor. Yani sebze üretimi %1'in altına düşmüş. Tüketimi %1'in altına düşmüş. Meyve tüketimi %5'lerde. Et tüketimi %60'larda. Tabii ki bir diyet uydurmak, önermek, topluma daha bilimsel kanıtlarla sunmak zorunda. Oysa bizim kurtuluşumuz çok basit. Geleneksel Türk aile mutfağının nesi yapılıyorsa onları uygulamak gerekiyor. Fonksiyonel gıdalar konusunda yalnız bir eleştirim olacak. Şimdi ben onlara karşıyım. Neden? Şöyle, hepimiz uzmanız. Biz hastalıkların etiyopatogenezini biliyoruz. Altta yatan moleküler mekanizmasını. Nasıl oluştuğunun farkındayız. Bir immün sistem aşırı uyarılınca olur, bağışıklık sistemi. Bazı hastalıklarda immün sistem düşünce olur. Mesela benim Crohn hastalığım, iltihabi bağırsak hastalığım, ülseratif kolitim aşırı uyarılınca oluyor. Bir obez hasta kanında aşırı immün sistem, TNF dediğimiz bir tür iltihapla ilgili stokin artınca oluyor.
Siz kalkıp buna ekinezya immunostimulan değil mi efendim? Evet. Tamam. Kron hastası kalkıp televizyondan rastgele bir ekinezya kullan lafını duyup kullandığı zaman birden iltihabi bağırsak hastalığı uyarılıyor. Ama o yanlış değerlendirme ve yanlış yönlendirme olur. Benim demek evet. istediğim zaten şu. Uzmanlar karşısına hastayı alıp kişisel anlatmalı. Muhakkak. Siz genele söylediğiniz anda o iş batıyor. Hasta bana alevlenmiş geliyor. Söylemezse ben bu ilaçlarını kullanıyor. Niye alevlendi anlamıyorum. Veya başka bir hastam bu hafta geldi. Karaciğer nakli için göndermişiz 6 ay öncesinde. Hasta hacamat yapıyor. Affınıza sığınarak. Diğer tedavileri yine alıyor ama. Hepatit B tedavisini alıyor. Karaciğer nakline uygun bulunmuş. Hatta sevk edilmiş. Karaciğer nakil merkezinde dosyası açılmış. Ve hemencik nakil olman gerekiyor deniyor. Akıllı adam. Bizim verdiğimiz antivirali alıyor. Yanına da haftada birkaç kez hacamat yapıyor ve rahatım diyor. Ama enzimler uçmuş. Ben fibrosisken elastografi yapıyorum. Fibrosis skoru yani siroz potansiyeli gelişimi zaten ortada. Siroz geliştirmiş. Yasin Hocam'ın daha programın başlangıcında söylediği tüm tedavileri önce gidip hekiminizle konuşun veya onlar tek başına, az önce Can Feza Hocam'ın söylediği, tek başına tedavi yöntemleri değildir tamamlayıcı anlamda. Hocamı dinlemişler. Olur. Uyguluyor. Evet, evet. Benim tedavimi de uyguluyor. Yanına acımat da uyguluyor ama benim ilaçları değil de sana sormadan yapmaması lazım hocam. İşte orayı efendim söylüyoruz. Hocam? Size sormadan yapmaması yok, lazım. Yok hocam işte. yapıyor da burada birazcık üzüntüm şu. Benim verdiğim tedavim değil de acımatın daha çok işe yaradığını düşünmüştü. Ona çok üzüldüm. Yani aslında tabii bu programlar bunun için çok önemli. Yani biz Akdeniz diyetinden geldik. Hani bir anda söylenecek şey nedir Akdeniz'in? Zeytinyağı, zeytin ve yeşil gıdalar salatasından, evet. şundan buyundan. Yani burası çok önemli ama gene dediğim gibi bu diyetler böyle hep bir algı yönetimi. Moda. Moda, ekonomik moda. Algı yönetimi. Ama biz buradan vereceğimiz mesajlar tabii sizin de dediğiniz gibi daha dengeli beslenmek. Az yemek ve şunu da söyleyelim, bizim bu hani kalorisi yüksek ve fast foodlar, bunlar en fazla tabii vücutta enflamasyonu arttırıyor. Enflamasyon da bu kronik hastalıkların ve hastalıkların bu demin de sizin söylediğiniz hücreler arasındaki diyaloğu ve iletişimi bozuyor. Yani buralarda biz eğer bizi izleyenlere bir mesajlar verebilirsek önemli. Eti azaltacağız değil mi? Evet. Yeşili fazla yiyeceğiz. Efendime söyleyeyim. Aslında o sizin demin dediğiniz meyveyi de çok tüketmek de akşam yemekten sonra yani şöyle 3 tane portakal yesen ondan sonra böyle onlar da çok da ölçülü tabii. Ölçülü evet. yememiz lazım. Yani 2 dilim portakal yeter bir portakalın yani 5 dilimi varsa 2 dilimini yemek. Yani buralarda az yiyip ve daha dengeli beslenmeyi önermemiz gerekiyor. Fast food'dan da uzak olmamız gerekiyor. Akdeniz şeyi de dediğiniz gibi bizim için en uygun diyeti. Ha diyet kelimesi de aslında çok yanlış. Yani bu da bize bir beslenme. Bu da beslenme dememiz lazım. Hı. Diyet de bize gene böyle bir diyet yaptı mı sanki hani daha bir etkili bir iş yaptığını zannediyor insanlar. O bakımdan beslenme dediğin gibi hocam. O tabii, da Batı'nın tanımlamasında tamam. diyet geçtiği için diyet diye geliyor. Yoksa normalde evet, beslenme. Evet, bu özellikle şimdi yeni çalışmalar şunu gösterdi. Normal bizim kalın bağırsak hücrelerimizde kalın bağırsak florasında bulunan bakterilerin DNA parçacıkları bulundu. Sonra bir adım öteye gitti. Merak edildi ya böyle bir şey olur. Yani bu kabaca yani bizim hücrelerimiz floramızda, floradaki bakterilerle konuşuyorlar. Kabaca böyle ve immün sisteminde dengelenmesinde bu konuşmanın sağlıklı olması lazım. Kanser hücreleriyle ilgili yapılan kanser dokularından alınan biyopsilerde de kanser hücrelerinde bu bakteri DNA parçacıklarının daha fazla bulunduğu saptanıyor. Tabii bu şuraya geliyor. Tabii spekülasyon şu an tam nedeni belli değil ama özellikle işlenmiş gıdalar, doğal olmayan gıdaları tüketmemiz, GDO'lu gıdalar da bunlardan birisidir. Neticede organizmamıza yabancı, normal floramızı oluşturan bakterilerin cinsinde farklılıklar, yüzdelik farklılıklar, o yüzdelik farklılıklara bağlı olarak da az miktarda bulunan patojenlerin, bakterilerin çoğalması, bu çoğalan bakterilerden daha fazla sayıda normal hücrelerimize DNA transferi ve bunun da vücutta bir hem immün sistem çalışmasında bir bozulma. Çünkü bizim o klasik doğal beslenmeye bağlı bizim on binlerce yıldır bir
floramız var. Evet, değişiyor biraz ama ana yapılar hemen hemen çok büyük değişiklik göstermiyor. Ve bunun DNA parçacık ve yabancı patojen DNA parçacıklarının daha fazla geçmesi ve bunun da hem kanser hem de kronik inflamasyon hastalıklara bağlı olarak işte endokrin hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, inflamasyonla ilişkili şişmanlık gibi olaylara da neden olabileceği, tek başına olmasa bile bir faktör olabileceği gösterildi. O nedenle insanlar, hani ben yine altını çiziyorum, detokslara çok fazla güvenmesinler. Yıllarca ve yıllarca iyi beslenmeleri, sağlıklı beslenmeleri, mevsiminde veya dondurulmuş gıdaları taze, kaliteli, doğal olarak tüketmeleri lazım. Ben aslında hocam bir reklam arasına gidelim. Sonrasında sözü size vereyim. Çünkü beslenme konusu üzerine daha uzun uzun konuşulacak bir konu. Belli ki söyleyecek çok da söz var. Şimdi kısa bir ara, sonrasında başka gündem devam edecek. Evet, başka gündem devam ediyor. Araya gitmeden önce Yaser Hocam'daydı söz. Tekrar kendisine yer veriyorum. Evet. Aslında tabii bilgilenme açısından konu çok güzel gidiyor bizi izleyenler için. Ama buradan tabii bir mesaj çıkması lazım. Biz aramızda konuşuyoruz ama bizi dinleyenler bunların büyük kısmını anlayamayabilir. Ben şöyle yapıyorum kendi hastalarıma ve sosyal çevrede. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir, yeni doğanlar, hocamın da dediği gibi yani anne hamileliğin başından başlayıp sonunda 3 yaşa kadar olan bir dönem çok önemli. Bir de işte erişkin insanlarda yani 50 sene böyle kötü beslenmiş, dediği gibi detoksla veya hadi bir şu diyeti yapayım de bu sistem düzelmez. Bir zaman gerekir. Onun için ikiye ayırıyorum. Burada da tabii hamilelik ve bunun ilk 3 yılı neden önemli? Hakikaten vücudumuzda bir mikrobiyata dediğimiz kalın bağırsaklarımızda bir mikroorganizmalar var. Burada 10 trilyon hücre varsa 100 trilyon mikroorganizma var. 20 milyon gen varsa 2 milyon gen varsa ona da 20 milyon gen var. Yani burada çok değişik bir mikroorganizmalar var. Bunlar da ikinci beyin de deniyor ya buna. O bakımdan buranın bir kere bebeklikte ve 3 yaşına kadar çok ciddi şekilde gelişimi tamamlanıyor. Ve bundan sonraki hayatımızda eğer genetik bir problem yoksa bunu iyi dengelememiz gerekiyor. Bunun için de ne yapmamız lazım? Anne hamilelik sırasında iyi beslenmesi lazım. Sigarayı bırakacak. İşte en basitinden daha hareketli bir hayat olacak. Arkasından da tabii sezaryen olmayacak. Normal doğum olacak. Bu da şimdi artık bizde de artık inşallah sezaryen sayısı azalacaktır. Efendime söyleyeyim. Çocukların antibiyotiklere en ufak ateşte antibiyotik vermememiz gerekiyor. Avrupa'da hemen hemen antibiyotik kullanımı çok azaldı. Stresten uzak hemen biraz kendini bulsun diye eline bir laptop vermeyeceğiz veya bir telefonla şey yapmayacağız, ilişkisini azaltacağız, stres faktörünü azaltacağız gibi böyle bir sürü şey. Mikrobiyata da bu dediğimiz bütün hastalıkların ana temasını oluşturuyor. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de belli bir yaşa gelmiş insanlara da demin burada konuşuldu. Diyeti değiştireceğiz. Ve hakikaten Anadolu önemli bir bölge. Ve biraz önce sonra da tabii fitoterapiye biraz daha girebiliriz. Öyle bir ülkeyiz ki 4750-5000'e yakın endemik bitki var. Evet. Bütün Avrupa'daki diğer ülkelerin toplamından daha fazla bir endemik bitkimiz var. Yani bu coğrafyaya özel. Yani bu coğrafyadaki doktorlar hani demin de bahsettik. Eski Yunan'dan başlayıp Osmanlı, Selçuklu, Osmanlı'da şifacılar, bitkiler. Bizim hayatımızda hani karı koca ilaçları denen ve kullanımı yüzyıllardır devam eden bitkiler var. Bunların hepsini de bu toplantılarda toparlayacağız ve bizim hayatımıza içine sokmaya çalışacağız. Tabii bunlarla ilgili de bakanlığın da çok ciddi çalışmaları var. Sağlık Bakanlığı'nın kolaborasyon merkezleri, ARGE merkezleri, bu fitoterapide bitkilerle ilgili şeyde tabii sıkıntı, hep hocalarım da bahsetti. Bir şeyi
kullanırken bir şeyi bozabiliriz. Meyan kökünü kullanırsın, karaciğer yetmezse bu sefer su tutar, tansiyonun yükselir, beyin kanamasından felç geçirebilirsin. Yani bunların hepsi çok ince noktalar. Onun için bu Ar-Ge merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir'de inşallah önümüzdeki yıllarda şeyin de Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle oluşturulacak. Ve burada tabii hocalar da söyleyeceklerdir, bu bitkisel tedavilerde yani standartizasyon önemli, bir de kalibrasyon önemli. İlaç sektörü yavaş yavaş buraya da giriyor. Çünkü burada da bir para var. Burada da bir moda oluştu şimdi. Ama bunların hangi mevsimde kurutulduğundan tutun da hangi topraklarda toplandığına kadar çok geniş bir yelpaze olduğu için ilaç gibi kolay verilemiyor. Ama bu kadar büyük bir endemik bitki örtüsü olan Türkiye, Almanya, İsviçre, Fransa'da bu supplement dediğimiz destekleyici tedaviler o ilaç sektörünün %25-30'unu kullanırken bizde %3'ü, %1'i geçmiyor. Yani buraya da bir kafa yorup insanların bu tamamlayıcı, destekleyici kanser hastalarında çok önemli hocamın da dediği gibi kendi tedavilerini bırakmadan bunlarla daha sağlıklı bir yaşam, daha huzurlu bir, kaliteli bir yaşama ulaşabilme şansları var. Şimdi Yasir Hocam 4500 dediniz. Şimdi Elif Hanım aileden aslında ilaçsız tedaviyle çalışmalar yapan bir hekim. Şimdi bu 4500 tane işte endemik bitkiden, işte o standartizasyonu sağlanmış, yani preparat olarak hazırlanmaya müsait yapılan araştırmalardan mesela kaçı gerçekten de Türkiye'deki o endemik bitkilerin doğru şekilde sonuçta o preparatlar hazırlanırken örneğin işte papatya diyoruz. İşte papatyanın hangisi olduğu bile önemli. 50 çeşit tipli, papatya var yani. 50 çeşit papatya ve var. Ve bir kısmı karaciğere toksik. Evet, tabii. Farklı etkiler yaratıyor. Literatürde papatyadan kolaya giren var. 4500 taneden kaçı gerçekten de işte şifa veya tamamlayıcı anlamda, tıp anlamında faydalı? Bu şekilde bir çalışma var mıdır? Yasir Hocam'ın belirttiği işte o enstitüler diyelim. Onlar tabii ki çalışmaya devam ediyorlar ama bugün gelinen nokta nedir? Dünyada bugün gelinen noktada ülkemizin de dahil olduğu birçok ülkede bunlar, bu çalışmalar farmakope denen bilimsel ve kanuni yeri olan kitaplarda zaten toplanmışlar. Farmakope bitkisel ilaçların bilim ve kanun kitabı, kodeksi diye özetlenebilir. Orada işte papatya örneği, bitkisel drogların, drog bitkisel ilaç demek, hangi organı, o bitkinin hangi organı bitkisel drog olarak kullanılıyor? Bitkinin kullanılan organından başlar farmakope tarif etmeye. Bütün dünyada, gelişmiş memleketlerde de böyle, işte İngiliz farmakopesi var, Avrupa farmakopesi, Çin vesaire gibi. Bizim Türk farmakopesi de Avrupa farmakopesine uyarlı. Bitkinin hangi organı? Papatyanın çiçeği. Bazı bitkilerin dikeni, Catsclaw diye bir bitki var, dikeni biz ilaç olarak kullanıyoruz. İşte meyan kökü örneğini verdi Ahmet Bey, kökü gibi. Hangi organı? İçerdiği etken maddeler. Neler izole edilmiş? Zerdeçal'da binlerce madde izole edilmiş. İşte bir civan perçeminde 100 küsür madde var. Papatya'da keza öyle gibi. İçerdiği tıbbi aktif maddeler ne? Bu bitkisel drogun üretilme, saklanma, toplanma koşulları ne? Bunlar uluslararası kurullar tarafından belirlenip oraya yazılmış. Ondan sonra da bu bitkinin kullanım alanı neler? Hangi hastalıklarda kullanılır? Endikasyon dediğimiz şey. Hangi durumlarda kullanılmaz? Kontraindikasyon, yan etki gibi klasik ilaçlarda nasıl bir düzen varsa aynı şekilde yazar. Ama başlık papatyadır, civan perçemidir. Yani zaten dünyada kurullarla, bilimsel kurullarla tanımlanmış bu çok kıymetli farmakope dediğimiz kitaplar var. Bizim bunları anlatmamız gerekiyor insanlara. İşte hekimlere bunları anlatacak kurslar artık ülkemizde de düzenleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok önemli çalışmaları var. Bizler elimizden geldiği kadar gidip bildiklerimizi paylaşıyoruz bu kurslara katılan meslektaşlarımızla. Ama halen gönüllülük esaslı. Yani bir hekimin ben bunları öğrenmek istiyorum deyip talep edip gitmesi gerekiyor. Yeni yeni artık tıp fakültelerine de fitoterapi dersleri kondu. Bazı fakülteler de var ülkemizde. Ve o yeni tıp fakültesine başlamış çocuklar da artık farmakope kavramını öğrenip mezun olacaklar. Sonuçta bilimden ötesi yok. Papatya dediğimizde de bilim işin içine giriyor. Can Fezal'cığım, ekleyecekleriniz var mı? Tabii. Şimdi
aslında bizim hani modern tedavilerin başlangıcı yine doğadan geliyor. Bitkisel ilaçların, ham maddelerin ilk başlangıçta hemen hemen hepsi bitkiseldi. Tabii ki yıllar geçtikçe modern tıp uygulamaları ve yöntemler, tanı tedavi yöntemleri geliştikçe bu ilaç sektörüne de uyarlandı ve ilaçların biraz daha etkili, daha az yan etkili, daha uzun süre etkili bitkisel droplardan veya bitkisel bileşenlerin yarı sentetik türevleri geliştirmeye başlandı ve onların üzerinde de moleküller oynanmaya başlandı. Bizim ülkemizde maalesef en önemli sorun şu, 5000 tane endemik bitkimiz var. Dünyanın gıptayla baktığı bir ülke, hatta talan edildiğimiz, yani talan ediliyoruz. Ben hani şu an gerçi o engellenebilmeye çalışılıyor ama yine de öyle ham madde olarak görülüyor ülkemiz. Şimdi bilimsel literatüre baktığımızda mesela geleneksel Çin tıbbı ile ilgili yapılan bitkisel tedaviler, ki Çin farmakopası ilginç bir iki ciltlik bir kitabı var bende. Almanya komisyonunun da vardır. Avrupa farmakopisi vardır. Bunlar ciddi, aynı ilaçlar gibi, kimyasal ilaçlar gibi etkinlik, yan etki, hangi durumda verilir, hangi dozda verilir, çayı nasıl hazırlanır. Bunlar ciddi ciddi yasal ve bilimsel olarak hazırlanmış kitaplardır. Bizim ülkemizdeki sorun şu. Biz maalesef 5000 bitkimizi şu an dünyaya ham madde olarak ihraç ediyoruz. Gönderiyoruz. Kamyon dolusu bitkimiz gidiyor. Şimdi bizim ilaç alıp geri alıyoruz. Evet. Para verip. Yani şimdi ben şöyle, Türkiye'de primer Ar-Ge'si yapılmış, geliştirilmiş bir ilaç var mı? Çok az. Parmakla bir veya iki tanedir. Özellikle o sayıyı o nedenle sordum. Az önce Yasir Hocam 4500 dedi. Siz 5000 arttırdınız, 5000 yaptınız. 5000'e yakın. 5000'e yakın. Bu bilinendir. Yaptım. Bilinmeyenler de vardır. Yabancılar belki bizden daha iyi biliyordur. Çünkü onlar dağları, tepeleri bizden daha iyi dolaşıyorlar. Şimdi burada ciddi bir sorun var. Şimdi burada aslında yani bilimsel rasyonele oturtamadığımız bir şey var. Biz salisilik asitten geliştirilmiş bir ilacı 150 yıldır hala konuşuyorsak, hala meta analiz veya bir sürü bilimsel çalışma yapıyorsak üzerine, ya biz ülkemizde niye bu 5000 tane bitkiden geleneksel tababette kullanıldığı, etkili olduğu söylenen ama dünya literatüründe bizden maalesef sadece eczacılarımızın yaptığı, biraz da tıp doktorlarının yaptığı, genelde eczacıların yaptığı araştırmalar ama hep laboratuvar çalışmaları. Klinik çalışma çok az. En önemli sorun biz bilimsel şeye oturtamadığımız için bitkisel tedaviler ülkemizde hem yasal altyapısı olmadığı için hem de tıp çevresinde tepkili olduğu için, işte bu sağda solda şimdiye kadar yasal merdiven altı tabir ettiğimiz kullanım nedeniyle tıbbi camiadan, bilimsel camiadan büyük tepki çektiği için, bilimsel camia bunlardan elini çektiği için çok geride kaldık. Şimdi geldiğimiz noktada Sağlık Bakanlığı iyi bir adım attı. Bu işi sahibine yetkilendirdi. Sadece bitkisel tedavi değil, tamamlayıcı tıp uygulamalarını tıp personellerine, sağlık çalışanlarına, profesyonellerine verdi. Şimdi bize bu ne kazandıracak? İşte o 5000 endemik bitki bazında bakıyorum ben. 5000 endemik bitkinin laboratuvar çalışması, evet, yapılıyor. Bunun hayvan çalışması yok. Tamam, bir adım öteye gidiyor, hayvan çalışması yapılıyor. Ama bunun insan çalışması yok. İnsan çalışmasıyla ilgili olarak acıdır ki, Amerika, ben hep Amerika'dan bakıyorum. Amerika hani ilaç sektörünün şeyidir, tapıdır yani orası, en büyüğüdür. Ama orada kurkuminin nano formülasyonuyla meme kanserinden korunma çalışması yapılıyor. Projeyi yürüten de benim de çok sevdiğim ünlü bir bizim Türk bilim insanlarından birisi. Amerika'da yapıyor bunu. 2006 yılında bir bitkisel preparat standartize edilmiş kanser tedavisinde klinik çalışma yapıyor. Kim yapıyor bunu? MD Anderson yapıyor. Bizim konsültasyona hastalarımızın gittiği merkezler yapıyor. Gerçi ihtiyaçları yok oraya gitmeye ama orada ileri merkezler bunu yapıyor. Peki biz niye bunu yapmıyoruz? Bizim maalesef kafamızı bir kuma gömmüşüz. Bitkiler kötüdür, tamamlayıcı tıp kötüdür. Halbuki iyidir.
Nobel, ben hep örnek veriyorum. Eğer bitkisel doğanın bize verdiğini araştırırsak, içindeki bileşenlerini kalite standardı ekimden toplamaya kadar, saklamaya ve ekstre edilene kadar bütün periyodu bir standartizasyona oturtursak, ülkemiz niye bir Nobel alamasın? 2015 yılında Nobel ödülünü Çinli bir bilim insanı aldı. Ne için? Tıp Nobel ödülünü aldı. Sıtma ilacı geliştirdi pelinotundan. Biliniyordu zaten bu. Bizim ülkemizde de biliniyordu. Çok. Çin'de de her yer biliyordu ama 30 yıl çalışarak aldı bunu. Alnının teriyle aldı. Bizim ülkemizde evet bir zakkum faciası oldu. Bunlar yönetilemedi vesaire. Bunlar bakılmaz. Halbuki bir bilim insanının ülkemizde bu işi alacak, laboratuvardan hayvan çalışmasına koyacak, klinik çalışma. Şimdi klinik çalışma yasaktı Türkiye'de bitkisel ürünlerle. Yasak demeyeyim de etik kurullardan geçmiyordu. Her ne kadar bir programın birinde, bir tartışma programında eczacı hocalarımızdan biri dedi ya biz etik kurulda getirin geçiririz. Öyle olmuyor iş. Geçmiyordu. Şimdi evet, Sağlık Bakanlığı ve bizim bilimsel komisyonunda çabalarıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili olarak klinik çalışmaların önünü açacak bir etik kurul oluşturulması ve bunun yasal bir statüye kavuşturulması sağlandı veya sağlanacak. Bunun bize getirisi ne olacak? Tabii ki yerli ilaç geliştirilmesinin önü açılacak. Neden diyecekler ki ya hoca herkes bir neler insanlar aya gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Siz hala bitkiden ilaç mı geliştireceksiniz? Bakın, bir ilaç geliştirilmesinin maliyeti kanser ilacının 5 yıl önce 2 milyar dolardı. Bir kanser ilacının geliştirilme maliyeti. Peki hangimiz yeniden bir molekül sentezleyip bunu insanla laboratuvarda bakacağız, hayvana toksik olmayacak, insana toksik olmayacak, hedefi bulacak, öldürecek. Ya doğa bize zaten bazı maddeler vermiş. Berberin maddesi, resveratrol maddesi, kurkumin, piperin, epigallokateşin gallat. Bunların birçok vücutta inflamasyonu baskılaması, insülin direncini baskılaması, kalp damar sağlığı, beyin hastalıkları, kanser kök hücreleri gibi farklı alanlarda etkili olduğu bu bileşenlerin gösterildi. Nerede gösterildi? Laboratuvar hayvan çalışması. Evet, bizim vücudumuz fare vücudu değil. Ama bilim burada devreye giriyor. Akıl burada devreye giriyor. Ne yapacak? Bunların etkinliğini arttırmada nano formülasyon yapacak. Hedef organa, kanser dokusuna veya hedef organa bağlanması için antikorlar bağlayacak. Bunları yapabiliyoruz. Peki şu an dünyada bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ben de bu Ar-Ge ile biraz hayvan deneyi yapıyoruz. Yeditepe Üniversitesi'ne de teşekkür ediyorum. Oranın laboratuvarında biz de bir bilimsel araştırma yapıyoruz. Hayvan çalışması yapıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şu. Bilim insanların, bakın eczacılarımız çok iyi, tıp doktorlarımız çok iyi, mükemmel kimyacılarımız var gerçekten. Ama bir oturup biz bir arada 10 yıl, 15 yıllık çalışma yapamıyoruz. Bizim mesela bir ütopyamız vardı. Teknopark'ta bir ekip kurduk. 5. yılda dağıldık. Neden? Beraber çalışma kültürümüz yok. Hocam şimdi uzun vadeli kültürümüz yok. Bakın, bu doğal bileşenlerin yapılarında değişiklik yaptığınız zaman, yeni bir şeyler sentezlediğiniz zaman etkili ilaç geliştirebiliyorsunuz. Şu an dünyada patente alınmış ve bilimsel makalelerde kod numaraları işte ZT1215. Bunların önemli bir kısmı zaten doğal bileşenlerden sentezlenenler. Biz kod ismini biliyoruz. Vermezler zaten açık molekülünü. Siz geliştirmeyin diye. Hocam şimdi enteresan bir detay, hafta içinde sosyal medyada karşılaştım. Siz de işte özellikle işin klinik tarafından bahsetmişsiniz. Laboratuvar deneylerinden. İşte Türkiye'deki akademik durumla aslında ilintili. Biraz da iğneyi başkasına çuvaldızı kendinize batırması, tersten yapmanız gerekiyor. Amerika'da akademik yayın sayısı 2018'de yaklaşık 29 bin. Türkiye'de 400 küsür. Türkiye'de 200 üniversite var. Üniversite başına 2 tane düşer. Yani işin klinik tarafını geçtim.
Laboratuvar tarafını geçtim. En basitten yayın tarafında. Gerçekten de bir orada aksiyon sistem var. Şöyle yapalım. Hani ben hocamın söylediklerinden böyle bir ben topu bir alayım. Çünkü aynı zamanda bu Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tam Amaçlı Bilim Komisyonu'ndayız biz, evet, beraber. Şimdi hakikaten Türkiye bu konuda çok önemli adımlar attı. Onlardan ben böyle bir kısacık bir bahsedeyim. Lütfen. Ama ondan önce bu fitoterapide kullandığımız bitkisel ilaç, bitkisel tedavilerde kullandığımız yani yaratıcı o kadar muhteşem yaratmış ki bitkilerin hep kendini koruduğu tabakaları kullanıyoruz. Yani zerdeçalda da orada burada bunlar kendini korumak için bir tabaka oluşturuyorlar ve bu tedavilerde sadece buraları kullanıyoruz. Yani onların koruduğunu bizim vücudumuz da korusun diye. Aslında bu da ilginç bir bölüm. Hani dinleyen, izleyenler bizi bunu bir daha bir duysun diye söyledim. Buradan hareketle Türkiye'de yapılmak istenen şu. Dünyadaki en büyük ekonomik sektörler hangisi? Savaş endüstrisi, tanklar, füzeler. Ondan sonra giden ilaç endüstrisi. İlaç endüstrisi de artık dünyada çeşitli etki mekanizmalarıyla her tarafa bir politik oluşturabiliyor. Ve Türkiye'de Çin tıbbı gibi, Güney Kore tıbbı gibi Anadolu tıbbını antik Yunan'dan başlayıp eski çağlardan başlayıp Hititlerden Selçuklu ve Osmanlı'ya devam eden bir Anadolu tıbbını bir markalaştırmaya çalışıyoruz. Bütün bu işte şimdi önümüzdeki hafta ikincisini yapacağımız Dünya Kongresi. Burası önemli. Buradan da tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi tıp camiası. Hepimiz Batı tıbbında yetiştik. Bu okullarda okuduk. 2007'lerde, 2008'lerde Amerika'da ve İngiltere'de yapılmış bir çalışma var. Oradaki çalışmanın sonucunda Batı tıbbıyla yetişmiş doktorlar geleneksel tıpla ilgili baz bilgiyi bilmek zorunda diye bir çalışma var. Şimdi bizim demin dediğiniz gibi bir kötüleme kampanyası var. İş sadece sülük ve hacamata indirgenmiş durumda. Onun da çeşitli sebepleri var, girmeyelim. Efendime söyleyeyim. Buradaki sıkıntılarının en önemli sebebi de kanıta dayalı tıbba uygun bilimsel çalışmaların yapılması isteniyor. Ama geleneksel tıbbın bir bölümü var ki gözleme dayanıyor. Hani bu hayvan çalışmasıyla şununla bununla olamıyor. Gözlem de bir kanıttır. Ve bir de yine son yıllarda 30 yıl kadar well established using diye hani bir tanımlama var Amerika'da. Bu da kanıt olarak uygulanıyor. Eğer bir bitki 15 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır kullanılıyorsa demin dediğiniz gibi pelinotu güney sınırımızda malaria için, sıtma için çok Hatay'da şurada burada kullanılıyordu ama biz bunu bir deklare edememişiz, bir yayını yapamamışız. İşte Nobel'i başkası almış. Buralarda da bunlara çok önem verildi. Bu Ar-Ge merkezleri oluşturuyor. Demin dediğiniz gibi geleneksel ve tamamlayıcı etik kurulu çıktı ve artık bu engeller de kalktı. Yani inşallah önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili çok çalışma yapılacak ve gene Türkiye'de 2014'te çıkan bir genelgeyle hatta Dünya Sağlık Örgütü başka ülkelerde yapılan uygulamaların sakatlıklarını gördü. Almanya'da, İsviçre'de doktor dışında bir sürü insan bunu yapıyor. İşletme mühendisi kalkıyor hasta tedavi ediyor. Neyle tedavi? Homeopati ya da hipnozla hastaya dokunmadan yapıyor. Bunların hepsini ortadan kaldırdı ve çok güzel bir bizim kanunlarımız oluştu. Dünya Sağlık Örgütü de bunu diğer ülkelere örnek gösteriyor. Şimdi bir de bu kolaborasyon merkezleri ve araştırma merkezleriyle çok ciddi bir ilerleme var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu ilaç ve destekleyici tedaviler yapma açısından önemli yol alacağız. Onu da bir bilgilendirmesini yapmak istedim o yüzden. Metin Hocam. Teşekkür ederim. Şimdi laboratuvar olayı hakikaten önemli. Yani ilaç aşamasını anlattı hocam daha ziyade. Ama bugün kullandığımız supplementler bu sadece Türkiye'de değil. Amerika'nın çok ünlü markaları var. Kutulara koyuyor. Türkiye'de de aynıları satılıyor. Hiçbir nanoteknoloji değil. İçerisinde ne kadar ürün olduğu belli değil. Belli. Şöyle bir örnek vereyim size. Geçen ay Danimarka'daki o Crohn ve kolit denen bir tür kronik iltihabi bağırsaklar hastalıkları kongresindeydik. Yani toplantıların epey bir kısmı bu konulara ayrılmıştı. Bir slide vardı, not so safe. Yani gösterdi supplementleri, dedi ki araştırma yaptık Avrupa'da. O kadar da güvenli değil bunlar dedi. İçinde madde yok dedi. Devam edeyim hocam. Evet, Amerika aynı çalışmayı geçen yıl yapmış. Food and Drug Administration yani FDA
kontrol kapasitesi yok. Kontrol etmiyor bu supplementleri Amerika'da. Ama başka organlar var kontrol eden. Bir de halktan gelen şikayetler var Amerika'da. Halk sağlığı örgütlerine. Ya şunu kullandım ama şu yan etki oldu. Aa şunu kullandım da ama şöyle bozukluk oldu diye. Araştırıyorlar. Piyasadan nasıl araştırır Amerika? Marketten çeker raflardan o supplementleri. Tek tek bakar. Etikette hocamın dediği gibi. Etikette yazan içinde var mı? İçinde olan etikette var mı? Bir, etikette yazan çıkmıyor. Veya çıkıyorsa da çok düşük çıkıyor. Neden? Akıllı tüccar. Eğer istediği dozu koysa veya fazlasını koysa yan etki olacak. Hiç olmazsa placebo etkisi olsun diyor. Atıyorum 10 miligram etkiliyse 1 miligram koyuyor. Böylece yan etki olmuyor. Hasta aldığını sanıyor. Yok öyle bir şey. Yani içinde olan etikette yok. Ha etikette yazmayıp içinde olan ne var? Toksik ürünler var. Hastalarda daha doğrusu bunu kullananlar da genelde hastalar zaten kullanıyor. Yan etkiler de bu yüzden çıkıyor. Yani hem Amerika Amerika'da bile var bu durum. Aynen. Hem de Avrupa'da kesinlikle %80'e varan oranda yani 100 kutu çekiyorsunuz market raflarındaki o şeylerden veya kemislerden, eczanelerden %80'e varan oranda yani 100 çeşitli brand markanın 80'inde çıkmıyor. E bu riske girmek için çok yüksek bir oran değil mi hocam? Çok yüksek ama ticaret yeteneği. Bir de bu supplementi kime vereceğiz? Hafta içi programa gelmeden önce Duygu Hanım'dan aldığım soruları ve meslektaşlarıma sordum bir sınav sırasında. Doktor asistan ve uzman arkadaşlarıma. Siz tamlayıcı tıp olarak bir şey veriyor musunuz dedim. Gençse veririm, yaşlıysa vermem, ödüm kopar dedi. Amerikalılarda ise şu olay var. Gençse kronik bir hastalığı yoksa zaten düzgün de besleniyorsa hocamın dediği gibi dengeli ve çeşitli besleniyorsa zaten bir hastalığı olmayacaktır. Supplement'e de ihtiyacı yok bu vatandaşın. Ama kronik hastalığı varsa, bir böbrek yetersizliği varsa, nefrolog akademisyen arkadaşım vardı yanımda. Sordum, dedim ki siz hangi supplement öneriyorsunuz böbrek hastanıza, kronik renleri? Hiçbirini dedi. Neden? Çünkü kasları eriyor, rabdomiyoniz dediğimiz durum oluyor, veremeyiz dedi. Veya çok sağlıklı biri ne olduğunu bilmediği alıyor bir şeyi, birdenbire karaciğer böbrek yetersizliğine giriyor. Kendiden örnek vereyim hasta grubunda. Kronik pankreas yetersizliği var. Gencecik çocuk 30'larında. Anne babası diyor ki ya dur diyoruz. Doktor veriyor mu? Biz de seni biraz daha iyi yapalım diyor. Gidiyorlar bir tür ısırgan otu alıyorlar. Isırgan otunu çocuğa içiriyorlar ama kimsenin tavsiyesi olmayan aktardan alıyor. Kullanıyor. Çocukta bir etki yok. Ya bu işe yaramadı herhalde bunun dozu az geldi diyorlar. Memlekette telefon edelim ısırgan otusun daha iyisini göndersinler diyor. Çocuk alıyor diyor ki hocam daha koyusunu yaptım, daha kıvamlısını yaptım, içtim. Ve birdenbire kötüleştim, fenalık hisleri oldu, bulantım başladı, karın ağrım başladı ve dışkım siyah siyah çıkmaya başladı diyor. Biz hemen tabii böyle olunca bir GİS kanama mı geçirdi, bağırsak kanaması mı geçirdi diye endoskopi yapmak zorunda kaldık. Veya başka bir hastam. Silimarini çok kullanırız. Karaciğerciler de çok kullanır. Kronik karaciğer hastalığında deve dikeni denen şey. Kapsül olarak kullandığınızda sıkıntı yok. 2011 yılında gerçi San Francisco'da Amerikan Karaciğer Cemiyeti gösterdi. Silimarin kapsülü kronik karaciğer hastalığında özellikle yağlı karaciğer hastalığında tedavi edici değeri yoktur. Çünkü biyopsilerde iyileştirmediğini gördük dedi. Bakın yine aynı şeye giriyoruz. Hani etikette yazan içinde yok ya. Ama başka bir hastam var. Klinik pratiğimde gördüğüm. Başka bir meslektaşımın bana gönderdiği karaciğer yağlanması görüyor. Enzimlerini biraz yüksek görüyor ve deve dikenini aktardan alıp kullanmasını söylüyor. Kapsül formunda değil, dikkatinizi çekerim. Aktardan yine alıyor, sırga notu gibi. Ve enzimler uçarak bana geliyor. 500-600'lerde geliyor. Hocalarım bilir, bayağı yüksek değerlerde geliyor. Kesiyoruz ilacı, takip ediyoruz ve düzülüyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani o ticari formülasyonlar var ya, %80'e varan oranda içinde o etikette yazan ürünün olmadığını söyleyen. Çok akıllı tüccarlarlar. Etkin doz zaten konulmuyor. Çünkü ilaç değil bunlar. Atıyorum bir meyan kökü veyahut da nedir? Kurkumin, zerdeçal kökü. Onun ekstresini çıkarıyorlar. Belli bir doz koyuyorlar. Ama yazdığı oranda içerisinde olmuyor. Böylece yan etki de oluşmuyor aslında. Şimdi enteresan bir durum oluştu. Normalde hep işte ilaç endüstrisi, işte o kimyasal tıp diye nitelendirilen ilaç endüstrisi bir güvensizlik ifadesi olarak ilaç endüstrisi kullanıyor onun için. Şimdi siz bu sefer bitkisel preparatların hazırlandığı taraf için aynısı o tarafta yaşıyor. Yani hiçbirine güvenilecek bir durum kalmıyor aslında. Şöyle, en önemli sorun aslında o kalite kontrol sorunu. Zaten bunu Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ortak komisyonlarla aşmaya gayret ediyor. Biz de sahada fitoterapi yaptığımız zaman tabii ki içerik
içerikle ilgili en azından bilgi sahibi olabildiğimiz ve kullanım deneyimimiz olduğu preparatları tercih ediyoruz. Bu bir mecburiyettir. Çünkü bunların neticede regülasyon, düzenlenimi tıbbi ilaçlar gibi sıkı kontrol edilemiyor. Ve piyasada, bütün dünyada da böyle ki dediğiniz o şeydir, savcılık makamı tarafından Amerika'da bir eyalette 5 büyük uluslararası hatta 5 büyük yardımcı supplement üreticisinin ürünleri raflardan alınıyor. Sebze tozları ve işte çoğunda sebze tozu çıkıyor. Bir kısmında da az bir miktar eser bitkisel ürünün kendisi çıkıyor. Çoğu yani problemli geliyor. Şimdi biz de fitoterapi sahasında uygularken de tabii ki kalite kontrolüne güvendiğimiz ve özellikle de içerik analizleri yapılmış. Çünkü bazı firmalar, hepsi değil, bazı firmalar etken madde ve içerik analizi yaptırıyor. Ham maddesi belli bir kalite kontrolünden geçirilmiş ürünleri tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bu bir zaruriyettir. Ve doğru toplanmış ve emniyetli toplandığına inandığımız ambalajlı ürünleri tercih ediyoruz. Açık ürünleri ve evet, bazen aktarlar da biz, hani ben de bazen aktarı yönlendiriyorum ama pratiğimizde çok fazla aktardan bitkisel tedavide bir madde kullanmıyoruz çok fazla. İnsanların tabii ki tıbbi tedaviler doktor işidir ve doktor ve eczacılar arasında olan bir iştir. İnsanların hastalıkla ilgili uzmanlık branşları başta olmak üzere. Tabii ki bir aile hekim veya bir diğer uzman olmayan hekim arkadaşlarımıza da başvurabilirler. Ama özellikle önemli bir rahatsızlık varsa ilgili branş uzmanlarının da onayını alıp ciddi bir ilaç kullanmaları gerekmiyorsa o zaman tamamlayıcı tedaviyi, tamamlayıcı hekimliği rahatlıkla uygulayabilirler. Çünkü yani ister sentetik, ister bitkisel, her ne olursa olsun doktor kontrolünde olmak zorunda. Ya tabii şimdi şöyle, şimdi hocama mesela karaciğerle ilgili bir sorun geldiği zaman ben dahiliyeciyim, gastroenterolojide staj yapıyoruz ama ben tutup da gastroenteroloji hastası sirozu veya işte ösofagus varis kanaması geçirmiş hastayı ben primer takibimi almam. Ben bir onkoloji uzmanıyım, haddimi bilirim. Sadece hocam görür, değerlendirir, tedavi önerir. İşte kron veya ülseratif kolittir. Bana düşen hastanın hayatını da riske etmeyecek akut ciddi yan etkiler varsa onun tedavisini hocam yapar. Ben idame tedavisinde yaşam kalitesini ve iyileşme şansını arttırabilecek müdahaleler yaparım. Ama yine de top hocamdadır. Neden? Tıp multidisiplinerdir. Kimse kimsenin, ben cerrahın sahasına girmem. Sadece cerrahla, meslektaşımla konuşurum. Ya benim görüşüm şu, o da bana der ki hayır benim görüşüm şu. Oluyor çünkü bazen ben cerrahi istiyorum. Cerrahi arkadaş diyor ki ben cerrahi yapmayayım diyor. Veya o cerrahi istiyor, ya ben de diyorum ya hocam bunda böyle böyle durumlar olur, cerrahi yapmayalım şunu yapalım. Bir konsensustur bu, fikir alışverişidir. O nedenle hani böyle her bizimden tamamlayıcı tıpta en önemli sorunlardan birisi de herkesin her şeyi halledebilme yeteneğinde olduğuna inanması ve bunu da birkaç tedaviyle yapabileceğine inanması. Bu işler bu kadar kolay değil. Onun da altını çizelim. Burada hocam yine size denk geldi ama bir dakikalık bir reklam aradı. Tamam, sonrasında başka bir reklam devam edecek. Evet, başka gündem devam ediyor. Bir kez daha tam reklam arasına gitmeden önce Yasir hocam söz istemişti. Evet. Bir önceki bölümde olduğu gibi yine söz sizde hocam. Evet, şimdi tabii konu aslında güzel bir şekilde toparlandı. Biz bu programları niye yapıyoruz? Geleneksel tıp niye bu kadar şimdi moda oldu? Çünkü Batı tıbbının yetersiz kaldığı bazı durumlar oluştu. Ki bunlar da nedir? Daha çok kronik hastalıklar. Kronik hastalıkları da bir sınıflarsak, yani burada hasta çabucak iyi olmuyor. Böbrek taşı var, alıyoruz, bitiyor. Veya prostat kanseri var. Zamanında yakalamışsak, işte robotik cerrahiden tutun açık cerrahiye kadar büyük bir içerisinde, skala içerisinde ama işler yapılıyor. Ama sıkıntı nerede? Kronik hastalıklarda. Zaten bu bir dahaki hafta 24-27'sinde yapılacak kongrenin de ana konusu kronik hastalıklar. Evet. Ve buradaki de dozunda ve yerinde diye de bir mottası var. Ya bu önemli. Dozunda ve yerinde. Ne zaman neyi kullanacağız?
ne kadar dozda kullanacağız diye. Buradaki kronik hastalıkların içine ne giriyor? Kanser hastaları. Önemli. Otoimmün hastalıklar, demin bahsettik, işte bu beslenme bozukluklarından gelen enflamasyon, bunları yapılıyor. Tabii bunun bir de genetik altyapısı da var. Kronik ağrı, yaşlı nüfus gittikçe azalıyor. Bir de spor yapmazsanız işte artrozdan tutun da bir sürü eklemle ilgili hastalıklar. Şimdi buralarda Batı tıbbı biraz eksik kalıyor. O zaman geleneksel tıp hatırlandı. Ya yüzyıllardır insanlar ne yapıyorlar diye. Şimdi bu moda oldu. Şimdi bizim yapmamız gereken bunu iyi bir kanala sokabilmek. İşte etik kurullarla, geleneksel tıp etik kurulları, doktorların bilgilenmesiyle hastalarımıza daha önemli faydalar, daha etkin faydalar vermemiz lazım. Bizim düşmanımız aktarlar değil. İşte supplement yapan firmalar değil. Onların da tabii çok önemli fonksiyonları var. Ama bunu doğru yapabilirsek önemli. Bu buradaki toplantıdan çıkacak olan mesaj bu olmalı diye düşünüyorum. Demin de hocam güzel söyledi. Bir onkologla, bir üroloğun veya bir onkologla, bir geleneksel tıpla uğraşan bir doktorun aslında integratif, yani bütünsel bir yaklaşımı, holistik bir yaklaşımı olmalı. Sadece bu geleneksel tıp doktoru buna bakmamalı. Birlikte yapıp hasta için en iyisini düzenlememiz gerekiyor. Bir de önemli bir nokta var. İnsanlar bunu da çok istiyorlar artık. Batı tıbbı genelde hastalık tedavi ediyor. Ama geleneksel tıpla uğraşanlar biraz daha fazla vakitleri olduğu için, hastayı da bir anamnezi almak için 25-45 dakika uğraşırken hastayla bir güven unsuru oluşuyor. Ve onun dediği çok önemli oluyor hasta açısından. Ve bu hasta tedavi etmeye geçiyor. Üçüncül şimdi, bakış açısı. Evet. Şimdi kişiye özgü tedaviler de moda ya ondan sonra. O bakımdan bu da bir yükselme eğrisini iyice bir dikleştiriyor. O bakımdan biz bu toplantıların sonucunda bütüncül yaklaşımı, diyelim migrende, işte böyle hastalıkları çok da saymayayım şimdi, o zaman da hastaların da kafası karışıyor. Ama migren örneğini verebiliriz yani. Migren ilaçlarıyla migren bir türlü güzel tedavi olamıyor ve biz çok fazla ilaç kullanılıyor. Ülke ekonomisine bir şey oluyor, sıkıntısı oluyor. Ama bu geleneksel tıpla, özellikle akupunkturla mesela çok da güzel tedavi ediliyor. Ha, orada da tedavi bir akupunktur yaptığında oldu değil. Onun da devamı oluyor. Devamı oluyor. Ama daha az ilaç, daha az yan etki gibi. Böyle hastalıkları saymıyorum şu anda. Bir anda aklıma şey geldi. Yani migren geldi diye söyledim. Yani burada biz eğer bu toplantıları yapıp Batı tıbbındaki doktorların da bu konular hakkında bilgi sahibi olmaları hastalarımızın faydasına. Hocam tabii çok güzel anlatıyor. Kanser hastasında kemoterapötiklerin bir sürü yan etkisi var. Hastanın hayat kalitesi bozuluyor. Orada bu fitoterapötik ajanlar, işte fonksiyonel bir tıp devreye girip hayatı daha kolay hale getiriyor hastalar için. Böyle toplanmıştı. Tabii. Ben de bu konuda bir toparlama yapayım diye düşündüm. Şimdi gün içinde gelen bir iki soru var. Onları da yönlendirmek isterim. Özellikle programın son 15 dakikası. Şimdi bir tanesi bugün sosyal medyada işte hikaye olarak da paylaştık. İnek sütü yararlı mıdır değil midir diye. Onun üzerine bir soru daha geldi. İkisini birleştirip soralım. Bir izleyicimiz sormuş. Demiş ki yeni doğum yapmış bir annenin inek sütü tüketimine bağlı bebeğinde kolik ve laktoz alerjisi bağlantısını öğrenebilir miyim? Laktozun yeni doğan bağırsaklarında tolerasyon sıkıntısıyla laktoz alerjisine neden olduğu görülüyor. Mümkün müdür? Nedir söyleyecekleriniz der? Yani şimdi bir kere zaten hani herkes, her bütün meslektaşımda mutlaka bir görüşü olacaktır. Yani yeni doğan için zaten hani enzimatik yapısı zaten en rahat sindirebileceği ve özellikle de immünoglobulinler açısından bebeğin özellikle o ölüm riskinin ve enfeksiyon riskinin en yoğun olduğu ilk günlerde ve ilk birkaç ayda anne sütünün yerine geçmesi mümkün değil. Annenin inek sütü tüketmesi bir sıkıntı yaratır mı? Aslında soruyu kendi tüketimiyle bağlantılı. Kendi tüketimiyle sormuş. İlgili. Şimdi şöyle, tabii vücudun bir gıdayı aldıktan sonra işleme kapasitesi ve işleme yeteneği, sonrasında annede olan alerjik veya alerjen maddelerin süte geçip çocukta bir reaksiyon yapabilir mi? Yapabilir. Bu olasılık dahilinde. Bu tamamen annenin kendi bünyesiyle de ilişkili, daha çok düşünüyorum. Ben hani pratiğimde hani çocuk hekimi değilim ama tamamlayıcı tıpla da ilgilendiğim için çok fazla direkt bir ilişki görmedim. Hani
bu şekilde bir ilişki görmedim. Fakat özellikle annelerin, yani emziren annelerin en büyük yapacakları iş, kimyasal veya herhangi bir katkı maddesi içermeyen, fast food tarzı hiçbir gıda tüketmemeleri emziren annelerin, tamamen doğal ve mümkün olduğunca hayvansal yağları içeren gıdaların, süt, yumurta, yoğurt gibi daha çok yarım yağlı veya yağsız olanları tercih etmesi, eğer endüstriyel inek sütü tüketeceklerse, bunlara dikkat etmelerinde fayda var. Yani inek sütü, çünkü bizim uzun, yani binlerce yıl neredeyse insanoğlunun tükettiği bir gıda. Muhakkak bazı insanlarda yan etkileri olur ama doğrudan çocukta benim hani öyle bir bilgim yok. Bilmiyorum hani katkıları. Şöyle söyleyeyim. Buyurun, bu da hocam. Aslında önemli bir başlık. Yani bu geleneksel tıpta fitoterapetik ajanların hamilede, çocukta ve yaşlıda kullanılmasında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani buralarda bu yaş gruplarında önemli. Hani şimdi hamilelikten ve anne sütünden geldi aklıma. O bakımdan bütün doktorların bunlara da çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir de bilinen önemli bir hastalığı varsa, hemofili gibi ve bir kan hastalığı gibi veya başka bir hastalığı varsa, bunlar da çok ciddi sorgulanmalı. O bakımdan doktor yapsın bu işi diyoruz yani. Orası çok önemli. Elif Hanım? Annenin beslenmesi elbette etkiliyor sütün içeriğini. Halk arasında işte anne gaz yapacak yiyecekler yerse sütü gazlı olur diye bir terim vardır. Bunu ben birçok çocuk hekimi arkadaşımla da görüştüm. Bunun bir bilimsel dayanağını biz bulamadık açıkçası. Hani gaz nasıl bağırsaktan kana sütte? Çünkü süt bir şekilde kandan gelen elementlerle yapılıyor. Ama hani hep gözlem de önemli diyoruz ya, hani böyle bir gözlem var. Can Feza Bey'in dediği gibi annenin eğer laktoz intoleransı, süt şekeri intoleransı varsa daha büyük sıkıntı. Fitoterapide annelere, emziren annelere çocuğun gazını engellemesi için önerilen bir takım bitkiler var. Buradan da rahatlıkla söyleyebileceğimiz kimyon gibi. Evlerindeki kimyonu demleyip çay olarak içtiklerinde gerçekten annenin de bebeğin de gazının azaldığını biliyoruz. Kimyonla aynı grupta rezene ve anason vardır. Bu üç bitki fitoterapide emziren annelerde gaz oluşumunu önlemek için kullanılır. Metin Hocam, soru size sevdiğiniz yerden gelecek. Şekerden. Önce cevaplayayım, sonra soruyu da alsam, tamam, olur mu? İkisini birden. Şekerle ilgili bir soru soracağım. Eksik olmayın. Şimdi anne sütü mucizedir. İlk önce onu bilelim. Hafta içi Duygu Hanım aradığında konu başlıklarını söyledi. Mucize besin nedir? Mucize besin bir tane var, anne sütü. Lütfen. Türk toplumunda özellikle annelerin kafasını kimse karıştırmasın, aileleri karıştırmasın. Bir dönem bu yapıldı. Ben Çapa Tıp'ta öğrenciydim, 4-5. Sınıflarda. Dayamışlardı mamaları. Aynı şeyleri bir daha yaşamayalım. Yani bunu yerse çocuk etkilemiş şu. Olay basit. Bir kez sağlıklı beslenecek anne olmayı düşünen kişi. Ecnebilerin yaptığı son 6 aya girerken sağlıklı beslenmek. Ama bence hep sağlıklı beslenmesi lazım. Vücut kitle indeksi dediğimiz şeyin 25 civarı tutulması lazım. Şişman ya da kilolu olmaması lazım. Ve çocuk en az 6 ay, mümkünse 2 yıl anne sütüyle beslenmeli. Ama 6. aydan sonra yetmiyorsa süt, tabii ki ilave şeyler verilebilir. Ama ne kadar geciktirirsiniz ilave şeyler vermeye, o çocuk benim branşımla ilgili gluten, buğday hastalığında yakalanma ihtimali düşer. Kron, ülseratif kolit, yakalanma ihtimali düşer. Anne sütü çok önemli. Yani ben şunu yedim, çocuğumda da, bende yaptı, çocukta da yapar. Yok öyle bir şey. Hocamın dediği gibi işliyor. Organizma o kadar güzel planlanmış ki işliyor. Sonra anne sütü dediğimiz mucize besini çıkarıyor, veriyor. Ve çocuk bunu içtikçe daha az oranda göğüs enfeksiyonu oluyor, orta kulak enfeksiyonu oluyor. Bağışıklık sistemi de güçlü oluyor. Ben ilk önce bunu söylemek istedim. Buyurun. Tamam, soru kanser şeker ilişkisi. Kanserin yakıtı şeker midir? Tanısı konduktan sonra şeker tüketimi kanseri daha ileri boyuta taşır mı, yoksa taşımaz mı? Şimdi ilişki şöyle kuruluyor çalışmalarda da. Şimdi şeker dediğim şey, burada tabii bahsi geçen, hani geçmişten beri kullandığımız meyvelerdeki orandaki şekerden bahsetmiyoruz. Hani evet. İlk başta da söylediğim gibi o Çinlilerde günde 2 litre şekerli su içecek tüketmesi, bizim ise yarım litre tüketmemiz. Bu neyi yarattı? 70'lerden sonra şeker endüstrisi patlattı. O Mısırlı, GDO'lu Mısırlardan elde ettiği fruktozu çok ünlü meşrubatların içerisinde %55 oranında kullanıp %45 yanına glukozu koyup
Böylece şeker tüketimi arttıkça 70'lerle birlikte o sanayinin gelişmesiyle obezite de patlamaya başladı. Bugün çok güzel başka bir kanallı program vardı. Yağlardan kurtulduk, şeker pişman yaptı. Doğru diyor. Neden? 80'lerde hatırlasanız. Yani ben çocuktum ama ben kuyruğa girerdim. Hatırlıyorum yani o GİMA'nın önünde. Şu anda marka değeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Margarin alırdık diyeyim. O margarinin içerisinde ne vardı? Doymuş yağ vardı, trans yağ vardı. Bugün margarin hala kullanılmıyor. Kullanılıyor. Nerede özellikle? Sabahları alınan poğaçada kullanılıyor. Börek ve diğer ürünlerde. Evet maalesef ve insanımız almak zorunda. Çünkü çok hızlı tüketiliyor. Tamam biz margarini evimize sokmuyoruz. Tamam poğaça demiyoruz. Margarinin %55 oranında kullanıldığı yer. Ama ne kullanıyoruz? Meşrubat içiyoruz. Veya fruktozu alıp baklavanın içerisinde, kadayıfın içerisinde neden? Daha ucuz olduğu için kullanıyoruz. Çok basit bir örnek vereyim bunun ne kadar kötü olduğunu dair. Amerika'da demişler ki biz bu fruktoz şurubunu arılara verelim. Arılar daha çok bal yapsın. Bu gözlem de şuna dayanıyor. Şeker, o mısır şurubu fruktozu taşıyan kamyonlar gidiyor. Bir yerden bir yere taşıyor. Dışarıya doğru şekerler taşıyor. Oralar gidip yiyor. Mantık, yedirirsek daha fazla bal elde ederiz. O fruktoz şurubuyla beslenen arı kolonilerin ırkı son bulmuş. Ölüyor. Şakır şakır. Çünkü ishal oluyorlar diğeri ve o arılar telef olmuş. Hani bu aralar diyorsunuz ya basında arılar telef oldu. Kimyasal mı kullanıyor? Belki de kimsenin günahını girmeyeyim ama fruktoz şurubuyla bir kısmı besleniyor. Bir yerlerden buluyorlar ve ölüyorlar. O bile olabilir. Konuma döneyim izninizle. Üretimi artan fruktoz şurubu tüketimi de artmasıyla birlikte obezitede de paralellik gösterdi. Obezite ne bugün? Kronik bir iltihabi hal vücutta. Basit bir kan testi yapın. Bizim iltihapta enfeksiyoncuların kullandığı sedimentasyon dediğimiz değer yüksek çıkıyor. Neden? Çünkü obez insanın vücudunda kronik iltihabi bir süreç var. Ve biz bu iltihabi süreci tıpkı bağırsak hastalığı, tıpkı karaciğer sirozunda olduğu gibi biliyoruz ki iltihap ilerler. Karaciğerden ele alayım. İleride obez hasta iltihap, karaciğer ağlaması, ileride siroz yapar, sirozdan da kanser geliştirir. Birebir ilişkiyi kuruyor Dünya Sağlık Örgütü zaten ama obezite ile kuruyor. Direkt olarak fruktoz şurubu eşittir, kanser yapar demiyor. Fruktoz şurubu ve benzeri doymuş yağlar, tabii fiziksel aktivitenin azalması, stres ve diğer faktörlerin kombinasyonu ki bütüncül bir yaklaşımdır sağlıklı olmak. Bunların hepsi birlikte etkileyip obez yapıyor, obezite de kronik önlenebilir hastalıklar, diyabet, şeker, karaciğer ağrısı artı kanser gelişimine neden oluyor diyor. Can Fazıl Hocam. Tabii şimdi sizin efsanelere bağlanır burada. Tabii şimdi şöyle tabii kanser etiyolojisinde zaten hocamın saydığı kesinlikle doğru. Deneysel olarak kanser yapılan hayvanlarda fruktoz şurubu veya glikoz, şeker verildiği zaman gösteriliyor ki bir, kalın bağırsak kanseri ise çok kısa sürede diğerine göre iki kat daha fazla hızla büyüyor kitleler. Meme kanseri yapılmış hayvanlarda çok daha fazla metastaz gelişti ve daha çabuk gelişti. Ve metastaz kitlelerin ve sayılarının fruktoz veya şeker verilmeyen hayvanlara göre daha az geliştiği gösteriliyor. Peki bu ilişkinin biyokimyasal verisi ne? Temelinde ne yatıyor? Normal kanserleşme sürecinde kanser hücre metabolizması normal sağlıklı hücresinin metabolizmasından ayrışıyor. Birisi normal sağlıklı hücre bir glikozdan 36 ATP üretirken diğeri 2 ATP, kanser hücresi 2 ATP yani enerjiyi çok daha az üretiyor. Bunun sonucunda motoru randımanı az çalışan kanser hücresi ama bir taraftan da metabolizma çalışıyor, bölünmesi lazım. Ne yapacak? Yüzeyinde daha çok şeker ve daha çok insülin reseptörleri ihtiva edecek. Biz de doğal olarak basit şekeri ne kadar tüketirsek, ne kadar hayatımıza bunu basit şeker dediğimiz insanoğlunun şeker kattığı gıda veya meyvenin suyunun alınarak tüketilmesi, kanser hücrelerin çoğalma hızını arttırma riskimiz var. Bunu da zaten yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme kuralına uyan iyileşmiş kanser hastalarında hastalığın tekrarlama riskinin azalmasıyla görüyoruz. Klinik çalışmalarda bu karşımıza çıkıyor. Biz bunu bir de şeker kanser ilişkisini tedavide nasıl kullanıyoruz? İşte hastane ortamında tabii ki hastane ortamında kontrollü bir şekilde kan şekerini düşürüp kanser hücre metabolizmasını bozduktan sonra ki bizim o yarım saat 15 dakika yarım saat bozduğumuz o süreç bir hücre için uzun yıllar demektir. Hücre süresinde
arkadan kemoterapi ilacını verdiğimiz zaman normal sağlıklı hücreler şeker düşüklüğünde kendisini korurken kanser hücreleri metabolizmasında bozulmaya bağlı daha fazla ve daha çabuk ölüyorlar. Biz bunun deneysel çalışmasını da uluslararası bir kongrede sunduk. Maalesef bu şeker kanser ilişkisiyle ilgili çok fazla bilimsel çalışmada bir bazen körlükler var. Biz laboratuvar ortamında insülin verip arkadan kemoterapi ilacını verdiğimiz zaman %20 daha fazla kanser hücresini öldürdüğümüzü gösterdik. %20 bazen çok az gibi gelir. Ama tıbbi uygulamalarda %5, %6 bazen %2-3 için biz tedavi veriyoruz. Bunu unutmamak lazım. Basit farklılıklar, tamamlayıcı tedaviler, beslenme veya tıbbi uygulamalar, derin doku hipertermi gibi basit uygulamalar, teknolojik uygulamalar hastaların bazen hayatını kurtarıyor. Bunların bilimsel çalışmaları var. Ama tabii ki alternatif tedavi değil. Yasir Hocam, pardon özür dilerim Elif Hanım. Pardon, burada şu katkıda bulunmak istiyorum. Kanser hastaları, yakınları şekerden o kadar korkar hale geldiler ki, hani 45 kilo hasta geliyor elma yemekten korkan, siz de rastlıyorsunuzdur. Tabii. O boyutta olmaması gerekiyor. Burada gelen hastalar işte artık hasta profili değişti dediniz ya, internet başında bir takım yarısı doğrusu, yarısı da yanlış bilgiyle geliyor. Şuna ulaşıyorlar, işte PET-CT'de şekeri işaretleyip şekeri veriyoruz, önce şeker kanser hücrelerine gidiyor diye. Hani bu iddianın verisi bu PET-CT. Ama şu unutuluyor. PET-CT'yi ilk bulan insan Nobel ödülü aldı bulduğu için biliyorsunuz. Oksijeni kullandı. Oksijen de önce kanser hücrelerine gidiyor. O zaman nefeste mi alma diyeceğiz hastalara. Bu abartıldığında işte hocaların da dediği gibi glikoz şurubu, fruktoz şurubu elbette almayacak ama işte kanser nedeniyle 45 kiloya kadar düşmüş bir hasta da artık elmadan, hakiki baldan kaçmayacak. Orada hep bağışıklık diyoruz. Bağışıklık sistemini çalıştırmaya çalışıyoruz. Bağışıklık hücreleri de beyin hücreleri gibi şekerle çalışıyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Denge. Doz ve denge. Burada da altın nokta bu bence. Doz ve denge. Dozu biliyorsunuz. Denge neyle? Protein ve yağlarla dengeli bir şekilde alınması gerekiyor. Yasir Hocam, gün içinde gelen sorulardan biri. Notlarım arasında. Şimdi veganlarla ilgili. Vegan tipi beslenme. B12 ve D vitamini eksikliğine neden oluyor. Demir, kalsiyum, protein ve omega 3 yağ asitlerinin eksilmesinde bir etkisi var. Bunun sonuçları ne olur? Çok kısaca da olsa sizden almak isterim. Şimdi şöyle, bir kere ben bu isim konmuş diyet uygulamalarını hiç beğenmiyorum ve hiç gündemime bile almıyorum. Ama burada işte şimdi moda, mesela D vitamini baktırmak moda. Şu Türkiye'de D vitamini aslında biraz düşük çıkmakla birlikte birkaç programda siz bunları biraz vurgulasanız güneşin en fazla olduğu ülkelerden biri. Yani nerelerimizi açacağız, nasıl bunu alacağız, D vitamini almaya bile gerek olmaz. O bakımdan ben bu diyetlerle ilgili soruya cevap vermeyeceğim yani. Yani en azından şu da bir önemli konu. Yani bilmediğimizi de ben bunu bilmiyorum diyebilmem lazım. Ama diyetlerle ilgili bu konuya cevap vermeden şunu da söylemek istiyorum. Demin bu konular konuşuldu. Şimdi biz doktorlarımızı, ben gene tabii siz bir soru soruyorsunuz, ben istediğimi anlatıyorum yani gibi olacak ama. Hocam son bir dakika son, ama soruma yanıt alacağım mutlaka birinizden. O zaman siz alın, ben sonra da bir şu son kongreyle ilgili bir şeyler söyleyeyim sonunda. Son bir dakika hocam, ona zaman kalmayacak. Muhtemelen kendi aramızda konuşmak zorunda kalacağız. Dediğim gibi veganlarda B12, D vitamini eksikliği görünüyor. Demir, kalsiyum, protein ve omega 3 yağ asitleri. Gastroenteroloji hocamız onu. Nedir hocam? Ne yapar? Çok kısa da olsa yanıt alayım, bitti çünkü süre. Tamam. Veganlık esasen vejeteryal beslenmenin radikal tarafı. Yani tamamıyla yumurtayı reddeder, süt ve süt ürünlerini reddeder, eğer balığı reddeder. Tabii ki vegan beslenme, yani bitkisel beslenme beraberinde B12 eksikliğini getiriyor. Getirin. Çünkü bu et ve et benzeri ürünlerde bulunuyoruz. Dışarıdan almak zorunda. İşte bakın, supplement burada oluyor. Neden? Sağlıksız beslendiği için. Sağlıklı beslensin, supplement yine ihtiyacı kalmayacak.
Vitamin D düşüyor, onu da almak zorunda. Kalsiyum özellikle 40 ya da 50 yaşını geçmiş bir kadınsa menopoz ve osteoporoz riski arttığı muhakkak için, kemik kırıklarına yol açtığı için yine gerekiyor. Ama veganlığı lütfen sağlık olarak bir diyet olarak düşünmeyin hocamın dediği gibi. Veganlığı eğer çevre ve hayvan hakları olarak düşünüyorsanız lafım yok ama sağlık olarak düşünülmesi. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu, onkoloji uzmanı Profesör Doktor Can Feza Sezgin, fitoterapist Doktor Elif Güveroğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Yaser Müslümanoğlu konuklarımızdı. Hocam sözünüzü bir dahaki programda not alıyorum. Çok teşekkür ederim. Bugünlük başka gündemin sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.